Sevgili izleyiciler, sevgili dostlar, herkese hayırlı cumalar. TV52 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün müzik yapmayacağız. Onun sebebi de biliyorsunuz bir şehidimiz vardı. Mekanı cennet olsun ve ne yazık ki bugün de arka arkaya kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı, ölü ve yaralılar var. Doğru bir karar verdik. Lütfen masumlar, askerlerimize hiçbir şey olmasın. Allah yardımcıları olsun diyoruz. Evet, bugün yine hem magazin gündemi hem hayata dair paylaşımlarla kimle birlikte olacağız? Tabii ki Erkan Eken Modacı. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Her şeye rağmen, bazı bu kötü olaylara rağmen işte hayata dair birçok şeyi yaşıyoruz maalesef. Evet. Bugün yeni bir haber bu. 6 roket atılmış kilis ve Hatay'a. Son dakika haberlerine göre de Hatay Reyhanlı ilçesine atılan roketlerin patlaması sonucunda da 68 yaşında yaralanan bir vatandaşımız tedavi gördüğü hastanede vefat etmiş. Yakınlarına sabır, vefat eden vatandaşımızın da mekanı cennet olsun diyoruz. Aa. Dünyanın savaş olmasın, kanlar dökülmesin, masumlar ölmesin, aslında hiç kimse ölmesin temennimiz bu noktada. Evet sevgili izleyiciler, bugün hem birazcık magazinsel hem de birazcık hayata dair paylaşımlar yapacağız en azından. Bilmiyorum Erkancığım, yani hani nereye gidiyoruz diye sormayacağım artık, gittiğimiz yerden ben bile insan her gün ne kadar yaş alırsan al, her gün yeni bir yaşanmışlıkla aldığın yaşın getirdiği her şeyi unutuyorsun. Gerçekten artık insanları tanıyamaz hale geldik. Güven problemi var insanların. Herkes evet. Müthiş derecede yalan söylüyor. Maalesef. Bilmiyorum ya, böyle... Haberleri de okumuyordum uzun zamandır. Gerçekten haberleri de okumuyordum. Bugün müzik olmasa da olur. Eminim ekranları başındaki izleyicilerimiz de bizi bu konuda anlayışla karşılayacaklardır diye düşünüyorum. Evet. Evet, şimdi sevgili izleyiciler, yani cuma günleri magazin yapıyoruz ama baktığınızda aslında Türkiye gündemi, dünya gündemi o kadar karışık bir hale geldi ki artık sabah kalktığımızda nefes aldığımıza şükrediyoruz. Aman ne olacak? Bakıyorsunuz yani insanların, insanlıktan çıkan 82 yaşındaki bir adamın bir hayvana tecavüzü haberlere konu oluyor. Diğer tarafta biliyorsunuz bir tane çocuk vardı, Adanalı. Engelli bir çocuk dayak yemişti. Sonra bayağı Türkiye gündemine oturmuştu. Sonra o çocuk bir programa çıkmıştı. 2 gün önce de çok enteresan, ben o çocuğun o dayak yiyen, döven çocuklardan bir tanesinin cüzdanını alıyor. Cüzdanını karakola teslim ederken kamera çekiyor. İşte Allah, kimin ne olacağı hiç belli olmuyor ya hayatta. Cüzdandaki parayı alıyor ve cüzdanı teslim ediyor. Bak devran nasıl dönüyor. İşte o da herhalde ve kameralara yansıyor oluyor. Bak şimdi aileler kapılarına gitti, özürler diledi. Kesinlikle şiddetin her türüne karşıyım ve kesinlikle de olmaması gerekiyor ama diğer hareketin de yapılmaması lazım. Engelli çocuk, çocuğun şiddet uygulayan çocuğun, şimdi bak düşünsene, birisi dövmekten, birisi de hırsızlıktan. Şimdi aileler kapılarına gitmişti, yalvarmıştı, daha bir ay geçmedi şimdi, diyoruz ya etme bulma dünyası diye. Şöyle bir durum da var, ben bunu her zaman hani mümkün olduğunca dile getiriyorum sevgicim. Aileler özürden ziyade lütfen engellerden dolayı önce yetiştirirken çocuklarını daha itinalı ve bu kadar da pervasızca, sorumsuzca salıvermesinler ortaya. Yani ben işte o bir yetişme çağına kadar büyüttüm, işte özgür olsun adına. Ama olay o değil bak şimdi. Benim hayır, olay o değil, biraz da bu da şu. Şey, şimdi bak, çocuklarımızın tahtını kurabiliriz ama bahtını kuramayız. Mutlaka böyle öyle. Böyle bir şey var. Mutlaka. Ümitciğim beni görmüyorsun. Sesim çıkıyor, ben yokum. Beni görmek istemiyorsan ben giderim bak. Tabii işin esprisi. Bizim gelen sanatçılarımız. Beni niye çekmiyorsunuz diyor. Ben de artık sanatçı kaprisi yapayım. Yok, sunucu kaprisi yapayım. Mesela şimdi tahtını kurabiliyoruz. Çocuklarımızın bahtını kuramıyoruz. Biz mutlaka ne verirsek verelim, onun karakterinde, DNA'sında ne varsa o. Ama o çocuk gündeme gelmişti. O çocuk engelli olduğu için dövüldüğü söylenmişti. O arada çocuk cüzdanını düşürüyor ve alıyor. Tabii bu o zaman gündemde değildi. Sonrasında ciddi anlamda Türkiye gündeminde herkes ayağa kalktı. Çünkü çocuk şiddet uygulamıştı ve onu dövenler de yakalanmıştı. Üniversite öğrencisi çocuklar. Bir tanesi eğitim, bir tanesi de tıp fakültesinde okuyordu. Gel zaman işte aileler özür dilediler. Herkes hata yapabilir. Yaptıklarını kesinlikle tasvip etmiyorum. Hiçbir şekilde. Fakat sonraki aşama daha enteresan. Dayak yiyen engelli çocuk
dövenlerden birisi cüzdanını düşürmüş, cüzdanı almış, cüzdanı alırken de karakolun kamerasına takılmış. Görüntüler yeni bunu çıkmış ortaya. Bunu yapan da engelli mi oluyor? Engelli dayak yiyor. Dayak yiyor ama dayak atanların bir tanesinin cüzdanını alıyor, içindeki parayı düşürmüş, cüzdanı alıyor, cebine atıyor. Tamam, parasını alıyor. Heh. Sonra o çocuk gündemi bayağı Türkiye gündemine oturdu. Engelli İnan çocuğa. İnan haberim yoktu bundan. Ben sana anlatıyorum şimdi. Sen olayı doğru anlayamadığın için zaten anlatıyorum. Evet, pardon, bilmiyordum. Arkasından da birkaç gün önce çıkan yeni görüntüde döven çocuklardan cüzdanını alan dayak yiyen engelli çocuk o cüzdanı teslim ederken içindeki 280 TL parayı alıyor. Bak işte. 230-280 TL para alıyor ve bu karakolun kamerasına yansıyor. Acaba yedi dayağın mı şimdi biraz hani tuhaf geliyor bana ama tabii bu çok ilginç, trajikomik bir şey. Ben şöyle bir şey söyleyeyim, yani ne olursa olsun sana ait olmayan cüzdanı teslim tabii ediyorsam ki, elbette. Ve o gün çocuk da burs parası almış. Burs parası ya sevgi, bu konu şimdi hani şöyle bir şey var ya, yukarısı bıyık aşağısı sakal misali, onu dile getirmek istemiyorum ama hani ikisi de doğru olan bir şey değil. Şimdi bir başkasına da ikisi de bunları hak etmiş gibi bakabilir ama ikisi de tasvip edilecek ya da normal bak, değil. İkisi de doğru değil. Ama hırsızlıkla anılmak çok daha kötü. Başka o da bambaşka bir şey. Şiddet de bambaşka bir şey. Yine buna paralel olarak birkaç gün geçtiğimiz hafta içerisinde bu ana haberlerde de yer alan ve Türkiye'yi de bayağı bir etkileyen bir konu ki genç 17 yaşındaki bir öğrenci kızı yolda geçerken bir tanesi vuruyor. Onun teyzesi mi halası mı bilmiyorum, bir akrabası da bir programda özür diliyor. Konuştuk. Ama çocuk hastaymış zaten. Hastaysa o zaman onun kontrolünü sağlanması lazım. O zaman yani şimdi bilemezsiniz ki bir yolda şey yürürken kim sağlıklı kim sağlıksız olduğunu. Şöyle, zaten çocuk kayboluyor. Bak, o çocuğun hikayesi de çok farklı. Çocuk kayboluyor. Çocuk kaybolduktan sonra annesini babası öldürüyor. Babası annesini öldürüyor. Çocuğun bundan bile haberi yok. Çocuk sokaklarda kalıyor. Çocuğun ilaç alması lazım. Yani onlar da zaten çocuk öldü mü kaldı mı diye bilmedikleri için böyle durumlar yaşanıyor. Şimdi hayatta hepimizin başına her şey gelebilir. Bak, şunu anlatmaya çalışıyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Tabii kimin ki ne olacağını Allah'tan başka kimse tabii bilemez. Hayat. Neyinize güvenirseniz güvenin. Hepsi hikaye, inanın. Güzelliğinizi bir sivilce, cebinizdekini de bir kıvılcım yok eder. Bu arada şeyi hiç sevmiyorum. Bu Yılmaz Morgül'ün yani Afrin'e gitmeye hazırım pozunu çok fazla medyatik ve yani o kadar kolay mı? Böyle oradan fotoğraf pozu vererek ya da oradan işte ben çok hazır... başarılıydı ya Survivor'da zaten. Oturup dua ediyordu. Üstün bir performans, evet, üstün bir performans sergiledi. Şimdi bari bu lütfen bu manevi değerleri böyle medya anlamında ya da polemik anlamında konularda kullanılmaya çalışılmasın. Hiç doğru değil bu. Kimsenin de Yılmaz Morgül'ün oraya gidip de savaşmasına ya da desteğine ihtiyacı yok. Ya Allah bak, şöyle şükür, bir şey söyleyeyim. Çıkıp da böyle güçlü. Bir şeyi ağzına bile alabilecek en son kişi sensin kardeşim. Ya da gidecek misin? Git sınıra, topla cebindeki para neyse, bir kamyon ya da bir araba ya da bir koli ya da bir kutu, adının hiçbir önemi yok. Götür oradaki insanlara, oradaki nedir askerlere yani? Motivasyon şey sağla. Ama ben şunu anlamıyorum. Yani bazı değerleri kullanarak kendinize prim yapmanın her yolu denedi. Bak, her yolu deniyor. Ünlü olmak saçmalamak değildir. Ünlü olmak örnek olmaktır. Eşittir. Eğer bir ünlü olacaksa biri önce örnek olacak. Yani sen bir şey yaparken arkandan da bir furyayı getirmen gerekiyor. Ama bir de şöyle bir durum var. Madem öyle bilmiyorum ben, sen ne düşünüyorsun? Ünlü olunurken kimler tarafından ya da hangi destekle olunuyor? Halk seni o yere getiriyor. Halkın değerleriyle ilgili de kendine prim yapmaya çalışma. Bu o kadar saçma ve banal yani bir durum ki. Zaten ona çok güzel bir cevap bir şey vermiş değil. Fatih Altaylı. Yılmaz Morgül'e çıkışmış. Bence çok da doğru bir şey yapmış. Güney sınırımızda çok ciddi bir işin içindeyiz ve Yılmaz Morgül isimli sanatçımız açıklama yapıyor. Beni de askere alın, Afrin'e gitmek istiyorum. Tövbe estağfurullah yazmış. Ayıptır kardeşim. Ne burası, Survivor yarışması mı? Yılmaz Morgül Zeytin Dalı operasyonunda gönüllü askerlik yapmak için askerlik şubesine giderek dilekçe verdiğini söylemişti. Yani
Sen şimdi dilekçe versen ne olur, vermesen ne olur? Orada savaşacak Mehmetçiklerimiz senden çok daha iyi ülkeyi savunurlar. Sana ülke de teslim edilmez, sana hiçbir şey teslim edilmez bu kafa yapısındaki bir adama. Çok doğru söylüyorsun. Ayrıca eğer gerçekten oradaki Mehmetçikler için bir şey yapmak istiyorsan oraya gidersin, onları moral motivasyon anlamında onlara iyi gelecek. Bilemem artık onun adını sen koyarsın ama bir şeyler yaparsın. Yani sanatçıların zaten vücutsal ya da böyle şeylere anlamında kimse hiçbir dönemde hiçbir yerde hiçbir savaşta ihtiyaç olunmamıştır ki. Sanatçının üzerine düşen manevi destek vermektir. Üzerinden prim yapılması değil. Saygıya davet ediyorum. Biraz saygılı olsunlar insanlar lütfen. Şimdi bak burada çok enteresan yorumlar yapmış. Sacit Aslan da şöyle bir şey söylemiş. Gerçekten çok ayıp. Şu anda Türk ordusu çok zor ve çok riskli büyük bir hareket yapıyorken böyle sabuk sabuk istekler ile işin ciddiyetinin ve tehlikesinin farkında olmayan kişileri esefle kınıyorum. Ayrıca Yılmaz Morgül şunu iyi bilsin ki askerlik şubesine gidip tekrar askere alınmak istiyorum demişse askerliğini yapmış kişiler topyekun bir seferberlik ilan edilmeden bu istekler sadece şov içindir. Bu kadar ciddi harekat reklam için kullanılmaz. Herkes aklını başına toplasın. Zahmet olmazsa. Tabii bunun bir de karşıt düşünceli olanları var. Siz kimsiniz de insanları dış görünüşleriyle görünüşü laflarıyla yargılıyorsunuz. Siz aciz insanlar ne olmuş asker ihtiyacı olursa giderim demişse, bakın şimdi bir ihtiyaç olur ve giderim denirse o bugün, ayrı bir konu. Bugün bir seferberlik ilan edilir, herkes gidilecek dense zaten bunun içerisinde sana zaten gidip asker git dilekçe ver demezler, sana gönderirler tebligatı, sen paşa paşa gidersin. O karşı düşüncesini önce onun söylediğini doğru düzgün anlayan insanlar karşılığını versin. Böyle bir söylenenle verilen cevap aynı paralelde değil bir kere. O yoksa laf kalabalığından başka ibaret değildir. Yani Yılmaz Mörgül'ü de ben Survivor'da izlemiştim. Onlar giderken arkalarından dua ediyordu. Dua etmek kadar güzel bir şey yok ama kaldıramayacağın yükü, sırtlanamayacağın işin de peşinden gitmeye gerek yok. En azından orada o işin hakkını yerine getirebilecek bir insanın olması daha mantıklı. Bir de şöyle bir şey var. Artık eskiciden alınan hiçbir şey yenilenmiyor. Eski değilseniz, yüzünüz eski değilse, miadınız dolduysa, çünkü her geçen gün teknoloji geliştikçe insanların yenilikleri artıyor. Mesela bir tanesi çıkıyor, dün de söylemiştim. Yılan korktun mu gibi saçma sapan abuk sabuk şeylerin prim yaptığı bir süreçten bahsederek gideyim. Yani bu noktada artık şey yok. Verimli olabilmek, evet. Bilgi sahibi olabilmek, oturup fikir tartışmaları yapabildiğimiz, ben hep diyorum 90'dan sonrası ile ilgili benim endişelerim var. Çünkü yaratıcılık yok, yenilik yok, bir şeyleri üretmek yok, var olan bir şeyi çok hızlı tüketmek var, duyguları hızlı tüketmek var, ilişkileri tüketmek var, var olan durumu tüketmek var. O yüzden lütfen çocuklarınızı yetiştirirken biz aile terbiyesiyle büyüdük. Her ne kadar ben yaramaz bir çocuk olmuş olsam da, her ne kadar ben birazcık fazlasıyla ciddi problemler yaratmış olsam da biz bir aile terbiyesiyle büyüdük. En azından büyüklerimizin elinin öpülmesi gerektiği, bayramlarda, seyranlarda büyüklerimizin ziyaret edilmesi gerektiği, büyüklerimize saygı duymak zorunda olduğunu biz öğrendik. Ama yeni yetişen neslin hiç umurunda bile değil ne yazık ki. Onu gözlemliyorum. Şimdi ne yazık şöyle ki. Şöyle şey olmuş, aman boş ver, ne olacak ki gibi şeylerle üstü geçiriliyor maalesef. Maalesef. Bu da ben şunu söyleyebilirim, bazı herhalde teknoloji şeyle, teknoloji derken internetten bahsediyorum özellikle ya da sosyal medya, herkesin kullandığı fakat çok bizim toplumumuza yarayan bir şey değil özellikle. Yani mutlaka başka ülkelerde de bu suistimal edilip ya da temelsiz şeylerin oluşumuna neden oluyordur elbet ama bir gün bunun da sonu gelecektir elbet. Ya bakın ben size çok basit bir şey söyleyeyim mi? Şu hayatta kimin ne olacağını bilmiyoruz. Fakat şöyle bir gerçek var. Bak şimdi bu ülkede birisi ya Demet Akalın ne olur artık yaptığın şarkılarla gündeme gel. Çünkü insanlar bak bu ülkede 1600 TL'ye evinin geçimini sağlamaya çalışan insanlar var. Neymiş efendim? 120 bin TL'lik sokak kıyafeti. Bir AVM'de Markalar Sokağı'nda alışveriş yapan Demet Akalın'ın servet değerindeki tarzı ile yemin ediyorum bak hani yemin etmeyi de hiç sevmem ama böyle bir kıyafeti bana bedavaya verseniz ben giymem.
O tarz bir kıyafeti giymem. İşte halkın parasıyla halkla dalga geçiyorlar resmen. Bunu da cevap verecek olan esas sen ben değil de tepkiyle halkın buna bir tepki vermesi. Sadece Demet Hanım için söylemiyorum. Bu nedir bu saçmalık? Bu kadar maddi zorluklar yaşayan insanlar var. Siz ailenizden mi kökten mi getirdiniz? Geçmişinizde mi bu paranız, malınız, mülkünüz vardı da ki olan insanlar bunu ifşa etmezler. Esas benim rahmetli annemin lafı vardı. Asıl azmaz, asil azmaz, bal kokmaz diye. Yani kokma derken bozulmak, bayatlayıp gerçek, bozulmaz gerçek anlamında. Yani bu sonradan görme hareketlerin... Bu 5 kilosu pahalı olan baldan bahsetmiyor. Evet. Dolayısıyla bu işte görgüsüzlüğün bir şeyi, ifşası. Bu da dediğim gibi bu paraları ya kazanın, daha beter inşallah o paranın içinde boğulun da tamamen ortadan kalkın bunu yapanlar. Niye derseniz, siz o halkın o konserlerine gidip de sizin şarkılarınızı dinleyip de işte her ne şekildeyse onların halkın talebiyle olmuş şeyle halkla dalga geçilir gibi, hele de şu zor günlerin yaşadığı günlerde şehitler verilirken, bu kadar maddi sıkıntılar yaşanırken, kimi senin ne giydiğin, giymediğin, evde ne yediğin, ne yemediğin, bu ne görgüsüzlüktür, ne avamlıktır. Yani bunu kim yaparsa yapsın hiç hoş değil. Bu en basit sosyal medyada işte ne yediğini paylaşanlar gibi. Sanki işte de herhalde ilk defa gördüğü için onu çekip de oraya koyuyor. Ben onu anlamıyorum. Ya da ilk defa böyle bir şey yaşıyor. Bu da zaten bunu yeterince açıklıyor. Ben şöyle bir haber daha var. Seda Sayan'ın davalık olduğu kiracısı Mehmet Tuna'nın geçirdiği rahatsızlık sonucu ölmesinin ardından oğlu tarafından şok bir iddia ortaya atılmış. Tuna sosyal medyadan Sayan için babamın katili paylaşımını yaptı. Tuna hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şimdi yakalama kararı çıkartıldı ama bakın. Nasıl babamın katil derken? Seda Sayan. Şimdi Seda Sayan onun kiracısıydı. Kirayı ödeyemediği için onu dükkandan çıkarttı ve adam o üzüntüyle kalp krizi geçirdi. Şimdi işte hayatta kimin olacağı belli olmaz. Bak bugün babasının katili değildir mutlaka ama sebebiyet vermiştir. Neden? Çünkü o adam zamanında, ben şunu anlamıyorum. Ünlü olmak insan olmayı bırakmayı mı gerektiriyor? Çok para sahibi olmak vicdanını yemeği mi öğretiyor? Çok para ne bir de yani ben gerçekten bazı şeyleri anlamıyorum. Bu olayın zaman geçmişini biliyorum. Yani bu adam zamanında gerçekten çok iyi yerlerde, çok iyi kazançlar elde etmiş, çok iyi kankalık dostlukları olan, kirasını ödeyemediği için onu çıkartmış. Ya herkesin başına her şey gelebilir. Bugün yarın kimin başına ne geleceğini bilebiliyor muyuz? Bak hayır, bugün ne dedim? Ki. Az önce dedim ki engelli çocuk mağdur durumdayken şimdi suçlu durumuna düştü. Evet. Kimin ne olacağı hiç belli olmaz. Allah'ın işi işte. Kimi, yani birimiz hangimizin başına neyin geleceğini, biz neyi yaşayacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Ama hayırlısı diyelim. Başka da bir şey demeyeceğim. Bu konuda çok fazla yorum yapmayacağım. Ama devran çok hızlı dönüyor. Herkes yaşattığını yaşamadan da ölmüyor. Onu, o hepimiz için geçerli olan bir şey. Bir de bu hafta içerisinde magazin gündemini çok fazla meşgul eden bir durum var. Ben çok takip etmedim ama işte Gülben Ergen'in Seren Seren Erengil hakkında 3 günlük tutuklama kararı çıkarması. Şimdi bana göre ne kadar doğru bir karar? Tabii ki tartışmam, fakat Gülben Ergen'i bu eksi puan kazandırdı diye düşünüyorum. Ben benim de sevgi anlamadığım bir o konuyla ilgili işte medyadan izlediğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla şunu anlayamadım. Şimdi Gülben Ergen'in avukatı işlevsel ya da yapıp yapma olarak bunu hemen hızlandırmış da, bu kadar davalar varken, sonuçlanması aylar yıllar süren davalar varken, bir de sanki onun saçından yani, yerlerde sürüklemiş de yani gerçekten... Dur, oraya geleceğim. Yani bu kadar bir sürü, birçok konularda tüm Türkiye'de bir sürü dava varken bu konu ne çabuk hemen davanın sonucu sonuçlanıyor da Seren Serengil'in işte ayrıca bu, o birinci kısım. İkinci kısma gelince konu da aile değerleriyle ilgili. Bu kadın sütten çıkmış ak kaşık değil bu sanatçı. Yani sanatçı dediğimiz insan. Yani bunun ilk vukuatı da değil. Dolayısıyla yani o yaptığı yani daha önceki geçmişinde ve son olan duruma kadar yaptığı aile kavramını bozucu hareketler ve durumlar değil miydi?
O zaman peki Rütük, evet, o zaman Rütük ya da aile kavramı neredeydi de olay Seren bunu ifade etti, fikrini bir programda ifade etti diye bu duruma getirildi. Şimdi de Seren'e şov yapılıyor. Ya bu şov yapılacak bir kısım değil ki. Yani bu ilk defa o kadının, o bayanın ilk defa yaptığı bir vukuat da değil. Canını istenince unutulması, canını istemeyince üstüne sünger çekilmesi de doğru olan bir şey değil. Şimdi bunu mahalledeki Ayşe Hanım yapsaydı ne olurdu? Ondan kötüsü olmazdı. Yani yapılan öyle bir duruma geldik ki gelinmeye çalışılıyor ya da esas suçlu ya da yapan olayı ifşa eden olayın içerisinde olup da bunu yaşayan kişi suçlu değil de bunu söyledin diye sen suçlusun. Yani bu günahsa günah yine yapan kişinin. Olayı da meydana getiren yine eğer aile kavramını sarsıyorsa o kavramı. Bu ayrıca sadece bunu Serengil mi söyledi? Medyada bir sürü basın mensubu bunu ele aldı yıllardır. Son yaptığı şey değil, yıllardır yaptığı şeyleri aldı. O zaman yok muydu aile kavramı? Aile kavramına neye göre neyi dayatılıyor? Ve bu dava ne çabuk 3 günde sonuçlandı da bu duruma gelindi? Bu akıl alacak bir şey değil. Bence esas tartışılması gereken kısım bu. Yani yoksa onun 3 gün yatmış, 3 gün yatmamış. Seren Serengil de ben affımı istemem ya da bunun temize gidilsini istemem. Paşalar gibi neyse eğer böyle bir karar verildiyse böyledir dedi kendisi. Zaten şeyde de bir programın birinde de. Ama bu insanların hani sen Seren'i haklı tutuyorum, Gülben'i haklı tutuyorum olayı değil. Olayın meydana gelişi ve ortaya çıkan şeyin doğruluğu nedir? Yani işleyiş tarzının doğruluğu nedir? Bir şey bu konudan dolayı birine gelince torpil, öbürüne gelince tükaka. Böyle bir şey yok. Kanunda böyle bir şey yok. Bu, ben de o zaman düşünürüm. Demek torpili var o zaman şeyden. Ne denir? Bu mahkemede ne çabuk bu sonuçlandı da bu duruma geldi. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca dava varken her şey bitti. Gülben'in hakaret edildi diye dava açılıp öbürü hapse giriyor. Seren Serengil'i de X biri de olabilirdi. Fark etmez ki bunu söyleyen. Kadın yaparken suçlu değil. Evliyken bir başka adamla beraber olması suçlu değil. Bu bir aile kavramını sarsmıyor. 3 çocuklu kadın. Hani bir Gülben değil de X bir hanımefendi olabilir. Ama o onu söyledi diye o mu suçlu? Böyle bir, ben böyle bir şeyi hayatım boyunca duymadım. Bu akıl alacak bir şey değil. Sence de öyle değil mi? Doğru söyleyene 9 köyden mi kovarlar? Vallahi kimlerden kovarsa kimse bir şeyden kovamaz. Ben doğru olan bir şey. Eğer söyleniyorsa bu, o zaman Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksin diye bir laf var. Yani bu sanki çok çok muktedir bir insan da yapmadığı bir şeye iftira atılmış gibi bir durum oldu. Böyle bir şey yok. Tamam bu yapıldıysa da eğer o birisi bir hata yaptı ya da tekerrür eden hataları yapıyorsa bunu da ille yüzüne vurulması gerekliliğini savunmuyorum, söylemiyorum. Ama o zaman benzeri konulu aileyi sarsıcı şeylerle ilgili anında bu kadar hızlı işliyorsa hukuk, ben diğer örnekleri de şahsen bilmek, duymak isterim. İnsanların, kamuoyunun gönül rahatlığı anlamında. Herkesin işi gücü Gülben Ergen'de değil yani. Böyle bir şey de yok. Yoksa Gülben haklı, Seren haksız, Seren haklı, Gülben haksız diye bir durum söz konusu değil. Olayı bu hale getirmeyi değil. Onun yandaşları onu savunacak tabii ki. Diğerini haklı bulan ya da yandaşları onu bulacak. Ama doğru bakıldığı noktaya göre değişen bir şey değil. İnsanların ilk önce bunun farkına varması gerekiyor. Sağdan bakınca, soldan bakınca, karşıdan aşağıdan bakınca doğru tektir kardeşim. Doğru bakıldığı noktaya göre değişmez. Eğer konunun ana nedeni aile kavramını sarsıcıysa o kaçıncı sarsıcı? Önce o konunun temeline inilmesi lazım. Ama biz balık hafızalıyız. Her şey çok kolay. Canını balık hafıza falan değil. Canı istenildiğinde unutuluyor. Canı istenildiğinde unutuluyor. Beni çekmek istiyor belki Ümit Bey. Ne var? WhatsApp'tan yazdım ona da. Ya ben niye şişman görünüyorum sevgi yüzüm? Niye öyle görünüyor? Bilerek yapıyorlar. Bugün var ya sabotaj üstüne sabotaj. Beni şişirdiler bugün. Niye böyle? Ben Allah Allah geç de yatmadım. Çok disiplinli sporumu da yapıyorum.
Senden feyiz aldım. Düzenli olarak başladım ben de. Ay bugünlerde her kez başlamış. Yani neden ama böyle... Acaba solaryuma mı gitsem, biraz yüzüm mü açık renk durduğu için böyle bunu bilmiyorum ama ben öyle görüyorum. Adam psikolojisini bozdunuz ya iki dakikada. Yoksa Gülben'in tarafları aralarım benim hala şey mi, suikasta mı uğruyorum? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar bugün birisine serin takmışlar, birisi de acilde iç kanaması geçiriyor. Allah'ım bu kadar yalanla. Kim? Boş ver, anlatırım sonra yani. Bir şey demeyeceğim. Artık gerçekten insanlara karşı hiçbir şeyim kalmadı. Hayırlısı diyorum. Hayırlısı. Her şeyin hayırlısı. Sonra bir dakika. Az önceki konuya şunu da eklemek istiyorum. Özür dilerim. Tamam. Bir süre önce yine yaptığımız bir programda gündem olarak sözü geçmişti. İsmini verir mi vermeyeyim bilmiyorum ama zaten basında yer aldı. Murat Başoğlu'nun işte yeğeniyle beraber oldu. Bu aile kavramını sarsmıyor mu kardeşim? Tabii bununla ki ilgili hiçbir yaptırım yok muydu? Ya da buna benzer başka şeyler de söz konusu oldu. Bu nasıl bir şeydir? Sana gelince ağrı kavram oluyor, öbürüne gelince üzerine sünger çekiliyor. Bu nasıl bir durumdur? Bunun şeyi nedir, yaptırımı nedir yani? Onu anlayamıyorum ben. Hukuk tek taraflı mı işliyor? Yok. Ben şöyle bir şey söyleyeyim mi? Param varsa... Ya aslında ya olay da para hukuk değil. Mu gider kardeşim? Hayır hayır, hukuk açısından söylemedim. Gülben açısından söylüyorum. Gülben ya ben şunu anlamıyorum. Şimdi 3 gün şunu düşünemedi mi? Bu Türk halkının hani evet iyi niyetli olabilir, çabuk unutabilir, saf olabilir, o olabilir, bu olabilir. Tamam, bunların hepsini kabul ediyorum. Fakat insanların mağdurun yanında olduğunu unuttu mu bu? Galiba. Yani değerler mi değişti, ben onu anlayamıyorum. Çünkü işte bütün bu medyada, şurada burada, bütün bu şeyde de, sosyal medyada da görüyorum. Ben anlayamıyorum, insanların zihni, bakış açısı mı değişti? Şimdi tabii ki doğru olmayan yanıltıcı şeyleri de tasvip edilmemesi anlamında biz her zaman kişisel olarak arkasında duruyoruz ama yani kör göze parmak sokar gibi bu kadar da yani hiç ya bir algı de, yok. Bir de Gülben Ergen'in yaptığı bir paylaşımda adalet, yani adalet neye göre adalet, kime göre adalet? Adalet, evet. Evli bir adamı baştan çıkarmak mı adalet? Onun tepkisini, yıllar önce kendi sevgilisini elinden aldığını iddia eden bir kişinin orada bununla ilgili yorum yapması mı adalet? Ya da adalet gidip o işte yoldan geçerken kolunun değmesi mi adalet? Sonra gidip ona 3 günlük ceza vermek mi adalet? Yani nedir bilmiyorum ama ben her zaman şunu söylüyorum. Biliyorsunuz Deniz Seki zamanında Bayhan'a şunu yapmıştı. Demişti ki bu yarışmadan çekilsin. Yıllar sonra bak kimin olacağı hiç belli olmaz. Bir bakarsınız yarın başka bir şeye döner olay. Bu sefer de ilahi adalet olur. Yani o yüzden bir şey yaparken çok iyi düşünmek gerekiyor. Yani kimsenin hakkı kimsede kalmıyor. Evet. Bu arada Seren Serengil Yaşar İpek'le düet yapmış. Aşktan meşkten bahsediyorlar onlar. Ha, öyle ama bahsediyor. O kadarını bilemem. O belki aşk meselesi promosyon olabilir ya da değildir ama yani bu olayı da Seren'in kendisinin yani kaset promosyonu gibi, yani kaset derken albüm promosyonu gibi olduğu söylentileri de oldu Seda Sayan'ın programında. Bu da çok komik. Böyle bir promosyon olamaz. Çünkü işlenen bir süreç, bir hukuk gelişmesi var. Hukuku da promosyona katılmış olamaz herhalde hukukta. Bu da çok saçma geldi bana. Yani Gülben bir şekilde, yani şöyle düşün. Gülben Ergen Seren Serengil'e yardımcı olmaya mı çalıştı promosyonu? O zaman diğer adı da bu oluyor. O zaman kendisi için yapsaydı bunu. Yani bu eğer bu böyle söyleniyorsa yani mantık olarak ben anlamıyorum yani. Çünkü madalyonun bir de diğer yüzü var. Yani eğer Seren Hanım böyle bir şey yaptıysa Gülben Hanım da o zaman ona yardım olsun diye mi yani mahsus böyle gündem yaratmak için, spekülasyon için böyle bir davayı açtı da hani Seren'e yardım olsun diye o zaman denilir. O zaman ne kadar şöyle saçma. Çok iyi dostlar birbirlerini arkadan kuyularını kazıyorlar. Aslında onlar öyle değil. Çok iyi kanka, çok iyi dostlar gibi bir yok şey mi çıkacak? Yok canım, öyle bir şey yok tabii ki. Yani ne alakası var? Ben insanlar da canı algılamak istediği şekilde algılıyor herhalde. İşine geldiği gibi. Canının istediklerini unutuyorlar. Canını istemediklerini başka bir evet şeyle. Sonra yıllar önce Gülben Ergen annesine hakaret etmedi mi medyanın önünde bile?
sen sus diye. Neden canı istenince oluyor? Yani bu sanatçının birçok vukuatı var zaten benzeri yapılan yıllardır. Ama bak şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu niye unutuluyor canı istenince tekrar ısınıp çıkarılıyor? Bir an kendimi Gülben'in yerine koyuyorum. Karakter olarak koyuyorum. Aman koyma yapma bunu. Yok yok şu açıdan söylüyorum. Otokontrolünü nasıl sağladığını anlayabilmek için. Bu bir empatidir hani. Tamam nasıl olarak? Yani ciddi anlamda şey gibi düşündüm birkaç gün önce. Dedim ki bu kadın dışarıda ne kadar sakin, evde o kadar tabak çanak aşağıdadır. Ya da insanlardan öfkesini, hırsını çıkartıyordur. Çünkü ne kadar sakin olursan ol, ne kadar hani çok otokontrolünü sağlamışsan burada bir plan, bir program vardır. Mutlaka arkasında bunun çok ciddi bir öfkesi var. Hani gülen her yüzün arkasından bir şiddet gelir aslında. Şimdi ben onu düşündüm. Dedim ki bu kadar sakin durup bu kadar öfkeli, kendim onun yerine koyuyorum yani, ya da atıyorum Seren'in yerine koyuyorum, ben o kadar sakin olamazdım. Ya da şöyle söyleyeyim, ben çok sabırlı bir insanım. Ama bir yerde haksızlık olduktan sonra bende kontrol, motor, oto, moto kalmaz. Bir yerde çok kötü patlarım yani. Ciddi patlarım. Ya ama bu herkes için geçerlidir. Yani sonuçta bir haksızlık yapıldıysa evet. Ama sen yapıp yapıp bir şeyleri, hep benzeri şeyleri yaşayıp bu da ayyuka çıkmışsa... sen sonra ben sütten çıkmış ak kaşık, ben bir aile mensubuyum. Şimdi böyle bir şey yok. Şimdi bak annelikle, bu anneliği de kullanılıyor. Karıştırmamak evet, lazım. Evet bu annelik şimdi de kullanılıyor. Şimdi benim anneliğimle kadınlığımı kimse karıştıramaz. Ne bir adamın babalığıyla var da adamlığını kimse karıştıramaz. Mutlaka. Neden? İkisi çok başka şeyler çünkü. Evet ama maalesef bu camiada bu kullanılır ve güzel bir sistem haline geldi. Ne demek bu ya? Sen evlenince o zaman çoluk çocuk sahibi olursa o adab usulüyle yaşayacaksın. Eğer bir topluma hitap ediyorsan bu böyledir. Biri evleniyor, transparan giyip pozlar veriyor. Çoluk çocuk canı isteyince çocuklarıyla poz veriyor. Böyle bir dünya, bilmiyorum bunu kabul edenler de. Yani evli ya da çoluk çocuk sahibi olan sanatçı olamaz demiyorum ama her şeyin de bir adab usulü vardır diye düşünüyorum. Özellikle bizim toplumumuzda bu değerler çok önemlidir. Bu önemseyen topluluklarda ben onu anlayamıyorum. Neden hala bu tip insanlar prim yapıyorlar? Neden hala bu insanların... Çünkü insanların yorum yapmasını ortaya dökecek hiçbir mecra yok ki. Ya bana ne arkadaşım bugün, bana göre adaletsiz. Yani sen çıkıp 13 gün içeride ne suç işledi? Dışarıda yatmayı bekleyen, dışarıya içeri girmesi gereken o kadar çok tacizci, tecavüzcü ya da bir sürü suç işleyen insan varken siz çıkıp da bugün yani mantıksız. Ben şeye inanamadım. En inanamadığım konuda hukukun bu kadar hızlı nasıl işlediği. Bu milyonlarca dava varken 3 günde 5 günde bu süreç nasıl bu kadar çabuk sonuçlandı da bu duruma gelindiğini benim aklım hiçbir şekilde almıyor. Bağlantılarımı sağlam, bunu düşünmek istemiyorum çünkü bilemedim yani, ben anlayamadım. Şeyin avukatı beceriksiz de öbürü ki çok mu iyi? Ha avukatı derken bu arada Seren Serengil'in avukatıyla da bir yol ayrımı olmuş. Avukatla ilgili de şöyle bir durum olmuş, şok gelişmedi diye haberlerde. Evet. Ayşe Gülmer Seren Serengil'in avukatlığını bıraktığını açıklamış. 3 günlük hapis kararı sonrası Seren Serengil'e gerekçeli kararın yazılmasının perşembeye kadar süreceğini söyledim. Buna rağmen pazar akşamı yarın teslim olacağım şeklinde bir duyuru yaptı. Aslında bence bu da reklam kokuyor da hani hırsızı yakaladık, hırsız bizi bırakmıyor gibi. Sonra yarın teslim olacağım şeklinde bir duyuru yaptı. Başka avukatlar dahi devreye sokarak bir an önce cezaevine girme yolunu denedi. Serengil'in cezaevine giriş süreci fevri davranışları nedeniyle yılan hikayesine döndü. Algısı oluştu. Avukatlık görevinin kutsallığı ve mesleğim olan saygım nedeniyle avukatlık görevimden istifa ediyorum. Bak bu da ikinci bir reklam. Var ya şu işten kendine prim yapmaya çalışacak adam sayısını onya yatmak istedi. Onu sorgulamak lazım. Niye itiraz etmedin, kabulle geçtin? O da ayrı bir mevzu. Benim savaştığım biri varsa karşımda, yıllardır benim ona karşı yaptıklarından dolayı kızdığını olduğum birisi varsa... Ama söylediğini inkar etmiyor.
söylemekten bahsetmiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi atıyorum Gülben Ergen'le Seren Serengil arasında bir savaş var, doğru mu? Bu savaşın içerisinde Seren Serengil 3 günlük hapis cezasının onanmasını beklemeden neden beni içeri atın diyorsun? Şimdi burada bunu sorgulamak gerekiyor. Ben olsam sonuna kadar itiraz hakkımı kullanırım. Haklıysam davamda arkasında dururum. Ha, ceza yine alacaksan al ama kendini savunma hakkını ortaya ya da avukatının seni savunma hakkını sağlamak zorundasın. Evet, evet. Şimdi 3 gün hapis, o herhalde galiba bir tatile falan gideceğini düşündü ya da kafa dinlemeye ihtiyacı vardı ama 3 günü ben sonuçta karşımda savaştığım ya da yıllardır rekabet içerisinde olduğum bir insana ben o fırsatı vermem. Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum da bilemedim. Vallahi şimdi insanların beynine, yüreğine giremiyorsun. Ha, bugün teslim olmuş. Bugün evet, teslim evet, bugün olmuş. Nasıl, neler geçiyor kafasından bilemesin. Hangi manada, ne için yapıyor, neyi Yaşar ne için İpek yapıyor. De buradan nemalanıyor mu? Bilemedim ki. Yani insan o zaman da şüphelenmeden edemiyor. Yani bir aslında toplumsal olarak bir şüpheci yaklaşımlarımız sadece sanat camiasında değil, bir merhaba, yani normal bir ilişkide, bu sosyal ilişkilerde, insani beşeri ilişkilerde merhaba demek çok güzel bir şeydir. Ama şimdi merhaba denildiği zaman bile acaba bu bana niye merhaba dedi, bir menfaati mi var diye paranoya bir şey hale geldi maalesef. Bir afiş çıkarmışlar, bu afişte Büyük Savaş, Demet Akalın, Gülben Ergen, Hande Yener, Seda Sayan, Seren Serengil, Yeşim Salkım. Şimdi burada kim kiminle savaşıyor? Ben çözemedim. Tamam, Seren'le Gülben savaşıyor, eyvallah. Hande ile Demet savaşıyor. Yeşim Salkım'la Seda mı savaşıyor, anlamadım şimdi buradaki mevzuyu ben. Ben o konudan bilgi sahibi değilim. Bir ama Gülben Ergen'in Yeşim Salkım'la da daha önce bu işte konuya dair benzer şeyler yıllar öncesinde de gündeme geldiğini biliyoruz. Yani herkes suçlu. Yani vukuata uğrayanlar suçlu, vukuatı yapan sütten çıkma ak kaşık durumuna geliyor bence. Bir şey söyleyeyim mi? Artık her şeyin sıradanlaştığı, normalleştiği bir dönemde yaşıyoruz. Ne yazık ki, maalesef. Çünkü ben bunu dün de yayınımda söyledim, pazartesi ya da salı söyledim. Toplum gittiği nokta çok iyi bir yer değil. Çünkü artık 82 yaşındaki adama ev hapsi vermişler. Ya ben şunu anlamıyorum. biraz şey okudum, psikologların yaptıkları bir yorum var. Çocukları küçükken, daha doğrusu çocukları yetiştirirken hep bahsediyoruz ya, özgüveni az, özgüveni yok. Yani nasıl yetiştiriliyor bu çocuklar ben de anlamadım ama küçükken özgüveni az olarak yetiştirilen çocuklar, özgüveni olmadan yetiştirilen, sürekli aşağılanan, hor görülen çocuklarda ne yazık ki bu tür artık hastalık diyeceğim, önüne bir ek koymam lazım. Bu tür rahatsızlıklar, ruh hastalıkları diyeceğim. Çok arttı o. Yani mesela benim psikolog arkadaşımla konuşuyoruz. Son dönem insanlardaki şizofreni oranı artmış. Bak, şizofreni sonradan da olunabilen bir şeymiş yani. Genetiklerde varsa ve yaşanan travmalar, ağır travmalarda tedaviler gerçekleştirilmezse ilerleyen aşaması şizofreni. Yani yolda giderken çok beyefendi, çok hanımefendi gibi gördüğünüz insanların içinden nasıl bir canavar çıkacağını bilemezsiniz. O yüzden aslında biraz daha sakin, biraz daha dingin, biraz daha aklı başında hareket etmemiz lazım. Ve ne olursunuz lütfen, çocuklarınızın dünyaya gelmesi çok kolay. Bir hamilelik çok kolay, üremek çok kolay ama o dünyaya gelen çocukların bu hayatın içerisinde hem topluma, hem kendilerine, hem ailelerine iyi bireyler olmalarını sağlamak göründüğü kadar kolay değil. Neden? Çünkü şunu hiçbir zaman kimse unutmasın ki biz geleceğimizi gençlerimize emanet ediyoruz. Tabii. Ve Atatürk'ün bize emanet ettiği bu gençliği biz bizden sonrakiler, bizden öncekiler, biz ondan öncekiler, onlara böyle bir devir teslim olayı var. Ama bundan sonraki yeni yetişen nesilde bu devir teslim olayı ne kadar gerçekleşecek? Önce kendi bireysel anlamda kendileri için bir şey yapmayanların toplum açısından, ülke açısından neler yapabilir? Bunu siz aileler, özellikle de
anneler çocuklarınızı yetiştirirken ne olur, çünkü 0-7 yaş aralığında çocuklarınıza ne veriyorsanız son 70 yılını da aynı şekilde o çocuklar hayatlarının geri kalanında o karakterle, o davranış şekliyle, bilinçaltına ektiğiniz pozitif ya da negatif duygularla ilerliyorlar. Ve ne yazık ki sizin onların bilinçaltına ektiğiniz o olumsuz duyum ve duyguların tedavisi de çok kısa bir süre değil. Hemen bir anda onun iyileşmesini beklemek, hemen bir anda eline sihirli değnekmiş, değmiş de hayatını değiştirmişsiniz gibi de ne yazık ki olamıyor. Şimdi bu noktada mesela ben de rahmetli babamın bıraktığı iyi mirasları yok bende, ama birbirimize ne kadar çok benziyorsak karakteristik özelliklerimiz, ama inanın ben bile bazı noktalarda hayatın akışında zorlanabiliyorum. Çünkü sende bir öfke bırakmış, sende bir şiddet bırakmış. Hani bak, ben bunun çok farkında olarak bunu söyleyebiliyorum. Ben bunun farkındayım, farkındalığım var. Bazen yorucu da olabiliyor ki bu, ben güçlü bir karakterim. Hani topluma baktığınızda karakter olarak çok güçlü karakterlerden birisiyim. Fakat daha zayıf karakterli olanlar ne yapabilir? Madde bağımlılığı, yanlış arkadaşlıklar, yanlış ilişkiler yaşayabilir. Kötü durumların içine düşebilir. Çünkü orada irade durumu söz konusu olmuyor. Sonradan çıkıp da aileler gibi, bu çocuk kime benziyor? Kime benzeyecek? Aynada baksan kime benzediğini ya da onu hale getirir. Düşer diye de, evet, yani bir mesela atasözü var. Adam çocuk mesela bizde de öyle olurdu. Senin kızın. Yok, senin oğlun. O anne baba arasında da oluyor biliyorsun. Ailede içinde de oluyor. Ya hayır, çocuk sanki zembille gökten indi. Annenin kucağına verildi. Annenin oldu o çocuk. Şimdi 23-46 kromozomdan oluşuyor çocuk. Yani bu başka birinden değil. Anne babadan oluşuyor. Mutlaka ki ya anne tarafının genlerinden geçen bir şeydir. İşine gelinmeyince annenin kızı, annenin oğlu ya da işine gelmeyince babasının kızı ya da babasının oğlu yoktur. Oğlu olunca koçum diyor, kız çocuğu olunca kız sana benzedi. Senin yüzünden, öyle bir ayrım yapmayın. Evlatta ayrım yapamazsınız. Çünkü yaşlandığınızda kızınız elin adamına, oğlunuz elin kızına gidecek. Ha, en çok lafı kim söyleyecek onu bilmiyoruz. O da artık sizin anne babanıza nasıl davrandıysanız, siz nasıl bir evlat olduysanız da evladınızdan aynı şeyi tahammül sınırlarıyla da ilgili tabii. Bu arada sevgili Hülya Avşar, kendisini çok severim, onu ifade etmek isterim. Selfie adında bir film çalışması yapmış bulunmakta. Bunun içinde eski eşi, saygıdeğer arkadaş Kaya Çilingiroğlu'na teşekkür etmiş ve basın mensuplarından şöyle bir soru gelmiş: galaya Feraye Hanım'ı çağırır mısınız diye. O da, kapım herkese açık. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim mi? Hülya Avşar bence zeki bir kadın. Kesinlikle. Hırslarıyla hareket eden bir kadın değil. Değil. Her şeyi o kadar kıvrak zekasıyla çok güzel tölere edebilen, bunu nötrleyebilen bir karaktere sahip. Ve olayın ne olduğunun çok bir önemi yok aslında baktığında. Yani. Buradaki olayın hiçbir önemi yok. Çünkü buradaki olay ya da buradaki durum şöyle önemli değil. Kadın geçmişte kalmış bir olayı bugüne taşıyarak kendini, belki o zaman çok üzüldü, belki o zaman canı çok yandı, belki çok mutsuz oldu, ama buradaki duruş olgunluktur işte. Yani bu Gülben'le... Hiç aykırı davranmadı o konularda. Evet, ben yıllardır takip ederim ve her zaman beğendim. Oyunculuğunu çok beğendiğim ve şov anlamında da beğendiğim, cazibe anlamında, görsel anlamda ve çok zeki bulduğum bir hanımefendidir. Dolayısıyla o tür polemiklere hiçbir zaman girmedi. Değerleri sarsıcı bir kelimesi ve bir hareketi bile olmadı. Hülya Avşar çok tepki çekmişti zamanında, biliyorsun. Tanju ile birlikteliği biraz gündeme geldi. Ama o bekarlık dönemindeydi. O evliydi, o bekardı falan ama. Ha, evet. Ha, yani ama sonuçta yine bu kadar lakayt, bu denli son yılların olduğu gibi bir affedersin ama o rezillik söz konusu. Şimdi tabii ki herkes söylüyorum sütten çıkmış aşk ak kaşık değildir, ama bir de olayı iyicene ayuka ya da affedersin kelimeyi kullanmak istemiyorum, pislik durumuna getirecek durumda, yani bu kadar rezillik durumuna getirecek durumlarda da değildi. Bundan 20 sene önce böyle değildi ya da 15 sene önce. Magazin de bu anlamda kirlenmiş oluyor ister istemez. Tabii ki. Çünkü magazin bir renktir. Moda bir renktir. Bunu hangi
maksatla kullandığınıza ve kimin hangi kendi kalitesiyle kullandığına bağlı bu. Bu hale getirenler de zaten belli başlı isimler. Hülya Hanım hiçbir zaman böyle bir şey yapmadı ki. Magazin bunun peşindeydi de tamam onunla beraber oldu, öbürüyle görüştü, o olabilir ama... Yıllar öncesinde kaldı bu ve bu kadar kirlenmemişti dediğim gibi bu söylemler ya da yapılan, yaşanan şeyler. Hayır, ben onu yargılamak açısından söylemiyorum. Yo, biliyorum, biliyorum. Şey olarak yaptığın arkasında duran bir kadın. Ha, ya yaptıysa da yaptım dedi. Ha, evet, doğru, o, ya doğru. Da yanlış. O bizim biz hakim değiliz, söyledi. Yargıç değiliz. Kimseyi yargılamak gibi, kimseyi eleştirmek gibi ki. Öyle bir davranış kesinlikle olmaz ama en azından bardağı kırdın mı kardeşim, ben kırdım, bardağı ben kırdım, sana ne diyebilirim. Bir karakteri var. Bence böyle olunabilse bugün Seren Serengil 3 gün içeride kalacak. Biz de bir arada kalacağız. Biz bir ara verelim, aradan sonra devam edeceğiz. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bekliyoruz. TV52 WhatsApp hattı 0546 452 0222. Cuma günü saat 19.30'da yayınlanacak olan özel gündem programının konuğu 25. ve 26. dönem AK Parti milletvekili adayı Abdülhamit Bakan olacaktır. Mehmet Erişli'nin sunacağı bu programda ordunun genel gündemini konuşulacağı özel gündemi sakın kaçırmayın. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri Ordulu yatırımcılarla buluşmaya devam ediyor. Kırsal turizmden kültür balıkçılığına, katma değerli gıda ürünlerinden el sanatlarına, arıcılıktan seracılığa, et ve süt besiciliğinden mantarcılığa, makine parklarından yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar birçok farklı alanda yatırımlarınıza %70'e varan oranlarda hibe desteği sağlıyoruz. IPART 2 3. başvuru çağrı dönemi, başvuru tarihleri, çiftlik faaliyetleri için 12 Şubat 15 Mart 2018 tarihleri arası, besicilik 1 Mart 5 Nisan tarihleri arası. Siz de daha fazla kazanmak ve standartlarınızı yükseltmek için bize uğrayın, hayalinizi gerçek yapın. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Ordu İl Koordinatörlüğü, yatırım sizden, destek bizden. İletişim 444-85-35. 94 yıllık ticari deneyim, 60 yıllık Arçelik bayi ve 300 metrekarelik Ordu'nun tek en büyük konsept mağazasıyla Sarıgöller Arçelik. Elden taksit, kefilsiz senetsiz 36 aya varan taksit, peşin alışverişlerde iskonto, tüm kredi kartlarına taksit imkanıyla Sarıgöller Arçelik Yeni Mahalle Garanti Bankası yanında. Türkiye'nin her tarafına ücretsiz teslimat ve montaj imkanıyla bizi 444-5990'dan arayabilirsiniz. Aynı zamanda iPhone marka cep telefonlarında uygun fiyat ve elden taksit imkanı Sarıgöller Arçelik'te. Her haftaya ve her aya özel kampanyalarımızla ilgili 444-5990'dan ya da Yeni Mahalle Garanti Bankası yanında bulunan mağazamızda çayınızı yudumlarken güler yüzlü ve tecrübeli ekibimizden bilgi alabilirsiniz. Ordu'nun gelişmeye en açık bölgesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni bir yıldız yükseliyor. Evin Park. 12 blok 120 daireden oluşan Evin Park, denize yakın konumu, yeni açılacak olan AVM'ye yakınlığı, Ordu Üniversitesi ve havaalanına olan mesafesiyle fark yaratıyor. Havuzlu ve emsalsiz detaylara sahip Evin Park'ta 1+1'den 3+1'e 131 metrekare daireler siz sakinlerini bekliyor. Evin Park. GRP Grup ve Aktaç Mühendislik kalitesi ve güvencesiyle. Bilgi telefon 0452 888 1818. Size Ordu'da bir ilk olacak haberimiz var. Evinizde, iş yerinizde misafiriniz geldi ya da vaktiniz yok. O zaman arayın bayram eti, özel hazırlanmış fırın ağzı ve güveç ya da istediğiniz et ürünlerini ayağınıza kadar getirelim.
Et çeşitlerini toptan ve perakende, tavuk etinin ve sakatat ürünlerinin her çeşidini bulabileceğiniz Bayram Et'te, kendi kesimhanelerinde hazırlanan et çeşitleri ve şarküteri ürünleriyle Bayram Et, Kuğulu Kent Yolu, Aden Park Düğün Salonu karşısında. Bu arada unutmadan hatırlatalım. Her hafta sonu özel indirimler, özel mangallık ürünlerde Bayram Et'te sizi bekliyor. Bayram Et telefonlarımız 0452 212 38 52 0530 132 38 52. Hazırlanın, taşınıyorsunuz. Prestij, kalite, konfor hepsi bir tek çatı altında. Adalı Gayrimenkul Turkuaz Evleri. Şahincili'de bir yıldız yükseliyor. Bahçemiz şehir parkıyla yarışıyor. 7300 metrekare alan üzerine %80'i yeşil projemiz sizi ve ailenizi çok mutlu edecek. 125 metrekareden 260 metrekare normal ve dubleks daire seçenekleri. Seçin, beğenin, biri sizin olsun. Üstelik 2018 sonu teslimat garantisiyle. Gelin turkuaz evlerini yakından inceleyelim. Fore kazık temel sistemi, çift asansör sistemi, asmolen döküm, balkonlarda TV ve ısıtma sistemi, %80 sonrası ürün beğenme fırsatı, kara sıvayla birlikte mantolama, ödüllü peyzaj, tüm blokların altında sosyal tesis ve misafir otoparkı, kiler, ütü odası, giyinme odası, basketbol sahası, çocuk havuzu, çocuk oyun parkı ve çok daha fazlası burada. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Altın Ordu'yu modernleştiriyoruz. 30 Mart yerel seçimlerinden bu yana Altın Ordu'ya 140 kilometre beton yol, 53 kilometre sıcak asfalt ve 18,5 kilometre yeni imar yolu kazandırdık. 2018'de 152 kilometre beton yol ve 82 kilometre sıcak asfalt çalışmasına devam ediyoruz. Altın Ordu ilçemizi toplam 262 kilometre beton yol ve 135 kilometre sıcak asfalta kavuşturacağız. Her şey yaşanılabilir temiz bir Altın Ordu için. Engin Tekintaş, Altın Ordu Belediye Başkanı. Çorba bahane. Leziz mi leziz? Burgu peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen? Yani lütfen. 14. 14. 15 11. 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım. Eda Hanım şifre 14 15 11. Emniyet müdürlüğünden arıyorum Eda Hanım. Şifre 14 15 11. 14 15 11. Eda Hanım şifre 14 15 11. Şifre 14 15 11. Teşekkürler Eda Hanım. Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Dev Kampanya. İstanbul'da toprak sahibi olmak ister misiniz? Ben Mehmet Akbayır, Klas Arsu Ofisi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Vade ve takas imkanı. İstanbul tapulu yerler. Trakya, Tekirdağ, Lüleburgaz değil, Edirne değil. İstanbul tapulu. Tüm masraflarınız firmamıza ait. Yılın 12 ayı, günün 24 saatini, iş imkanları ve yaşam şartlarının hepsinin uygun olduğu bir yer. Silivri deyince aklımıza kesinlikle mi kesinlikle ulaşımı zor olan bir yer değil. Bakın tekrar söylüyorum. Burası İstanbul tapulu yerler. 30 yıllık tecrübemizle yatırımlarınız güvencede. Bir kuruş vermeden önce tapunuzu alıyorsunuz. Yatırımlarınız için doğru seçim. Klas Arsa Ofisi olarak yurt içi ve yurt dışından gelen tüm müşterilerimizin yerini aldıkları takdirde ulaşım ve konaklama masrafları Klas Arsa Ofisi olarak bizlere aittir. Bankasız, İpoteksiz, kefilsiz, vade farksız. Silivri mahallelerinde, Silivri'nin yakın çevrelerinde olan bütün parsellerimizle ilgili E5'e 5 dakika, 7 dakika mesafede Klas Arsa Ofisi'nin tek maksadı, tek gayesi herkesi toprak sahibi yapmak. Burada elinde 10 bin lirası olan, 15 bin lirası olan, İkinci el bir arabası olan herkesle vade ve takas seçeneklerimiz mevcut. 1000 lira, 700 lira, 800 lira, 1200 lira, 1500 lira
gibi vade imkanlarımız mümkün. Tüm masraflarınız firmamıza ait. Bir telefondan, bir çağrınızla yurt dışından gelecek olan misafirlerimiz herkesi havalimanından kendi ücretsiz servislerimizle, tecrübeli kadromuzla alıp arsalarımızın, parsellerimizin üzerinde gayrimenkullerimizin tamamını gezdirip tekrardan işlemleri bittikten sonra, tapuları bittikten sonra tekrardan geriye havalimanına kadar bırakıyoruz. Sizler de bu kampanyalardan yararlanmak mı istiyorsunuz? Geleceğe yönelik çocuklarınızın bir parça toprağı mı olsun istiyorsunuz? Bununla ilgili sadece alt bantlardan geçen telefonlardan Klas Ars ofisini ücretsiz olarak arayıp gelecek için, çocuklarınız için ilk adımı atmış olabilirsiniz. Düşük bütçelerle karlı yatırımlar yapmanın tek adresi Klas Ars ofisi. Müşterilerimizin bizlere sıkça sormuş olduğu birkaç soru hakkında sizleri de bilgilendirmek isterim. Servislerimiz kesinlikle ücretsizdir. Bu birincisi. Bunun dışında tapuyu teslim almadan 1 lira dahi para ödemiyorsunuz. Bakın, biz sizlerden kapora istemiyoruz ya da biz sizlerle bir sözleşme yapmıyoruz. Arazimizi ücretsiz servislerimizle gelip gördükten sonra yerlerimizi beğendiğiniz takdirde hiçbir ücret ödemeden tapu dairesindeki işlemlerinizi başlatıyoruz. Tapunuzu aldığınız takdirde ödeme koşullarını ayarlıyoruz ve sizin tapunuzu sizlere teslim ediyoruz. Sıkça sorulan sorular arasında ödeme şartlarımız da mevcut. Sizlere şunu da şöyle izah etmek isterim. İster peşin, ister peşin fiyatına vadeli, isterseniz araç takasıyla birlikte. Şunu her zaman için söylüyoruz bakın. Biz müşteriyi kendimize uydurmuyoruz. Biz Klas Ars ofisi olarak ödeme seçeneklerimizi siz müşterilerimize uyguluyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelecek müşterilerimiz arazilerine bakıp beğendikten sonra tapu işlemleri yapıldığı esnada yol masrafları ve konaklama masrafları da dahil olmak üzere tüm masrafları müşterilerimizin Klas Ars ofisine aittir. Tüm masraflarınız firmamıza ait. Araç takasında galericinin alış fiyatından değil, araçlarınızı galericinin satış fiyatından teslim alıyoruz. Geleceğiniz için, çocuklarınız için, kendiniz için ufak birikimlerinizden büyük yatırımlara adım atmanın tek adresi Klas Ars ofisi. Klas Ars ofisi. Toprağın gücü. On blok. 104 daire. Ordu'nun en şık yaşam projesi. Şehrin kalbi Karşıyaka'da. Çok yakında. Bekleyin. Yükseklerde kar çoktur yani. Çoktur. Ya. Bu çocuk daha bizim başımızı belaya sokmasın. Çıkılmaz mı yaylaya şimdi? Çıkılmaz canım. Nereye çıkıldı ya? Allah'ım o zaman. Şapkanı acayip güzel. Bir değebilir mi? Anam. Sen de benim gibi çelmişsin ya. Çelim ya. Ay çeli şimdilik abiyle örteyim ben. Şunu bir kafama takayım bir bakayım. Hoş geldin. The most beautiful place you have ever seen in this area. Ne dedik şimdi? Sevgili izleyicilerimiz, işte görmüş olduğunuz gibi ışın kılıçlarımızla beraber, İlyas'la beraber önce Muzaffer'i şöyle. Muzaffer ana küçücük kılıcıyla hemen başka kılıç alayım ben bir. Arkadaş herkes gel ya. Saçı olan bir adam var. Oo Muzaffer kokuya bak. Dur yeme. Açtı ağzını kokuya bak diyorum. Bana diyor ki çok acelecisin. Aceleci değil, açım. Bambaşka bir program, bambaşka bir eğlence. Cemal Şimşek ile Dillerden Gönüllerinin bu haftaki konuğu
Kazım Değirmenci. Barış Koç. Dillerden gönüllere aynı zamanda yok olmaya başlayan eğlence kültürünü de yaşatıyor. Dillerden gönüllere Cuma günü saat 22.30'da TV'li ekranlarında. İzleyiciler, şimdi yine sinirlerimi bozacak bir haber okudum. Sizler 0216 396 52 52 numaralı telefondan ulaşabilir. Paylaşmak istediklerinizi paylaşabilirsiniz. Şimdi magazin gündeminden çıktık. Şimdi hep sinirlerimi hoplatan, az önce daha konusunu geçirdiğimiz bir mevzuyla ilgili. 74 yaşında 10 çocuk annesi bir kadına, yaşlı bir kadını tecavüz ederek, daha doğrusu öldürülmüş bir kadın tecavüz bulgusuna rastlanmış. Nereye gidiyoruz? Bak gerçekten artık benim gelmeye başladı bana. Yani bu kadar değil ya, bu kadar değil, bu kadar olmamalı. 74 yaşındaki yaşlı bir kadına bunu yapabilecek bir insanın akıl, bundan ruh, ne beden... anlıyorsun ya da neyin derdinde ben anlamıyorum ya. Ben, hakikaten yani ve gitgide böyle abuk subuk şeyler daha fazla artmaya başladı. Bu çocuk tecavüzü, yok hayvana tecavüz, yok işte yaşlı bir kadına. Bir miktar yok, parası ne, cep telefonunda çalmış. Tamam al abi, cep telefonunu da al, parasını cehennemin da al. Cehennemin dibine git. Yani. Al da defol git. Yani daha ne istiyorsun, ne terbiyesi. Bu insanlık mıdır yani bu? O zaman insan kavramını tekrar elden ama geçirmek lazım. Ama çok enteresan bakıcısı. Bak çocukları il dışında, yurt dışında yalnız yaşamış. İki katlı evinin birinci katında yaşayan kiracısının da olay günü evde olmadığı belirtilmiş. Yani şimdi hani... söz bitti derler ya. Artık bunun üzerine hani nasıl bir söz söylenmeli ya da söylenecek sözün gidiş yeri nerededir onu ben bilmiyorum. Gerçekten gittiğimiz nokta çok iyi bir nokta değil. Başka bir yerde Diyarbakır'da 4 yaşındaki bir çocuğun tacizi konuşuluyor. Bunu yapan adam kaç yaşında? Bir şey artık yani hani bu adamların toplum içerisi 66 yaşında. Yani bilmiyorum ki. Yani artık ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. Bir şey diyebileceğimi zannetmiyorum ya. Bu arada ben konuyu değiştireyim. Geçtiğimiz günlerde Mahsun İbrahim Erkal'la Meryem Uzerli'nin yakınlaşmalarına şahit olunmuş. Kim? Çok, İbrahim Erkal diyorum, özür dilerim rahmetli. İbrahim Kutluay'la Meryem Uzerli'nin saatlerce samimi bir şekilde bir eğlence yerinde gözlemlediği haberini okudum. Hayırlısı diyelim. Bu da bir yakın bir zamanda bir birlikteliğe belki de bir adımdır. Mahsun Kırmızıgül'le de Nurgül Yeşilçay beraber oynayacakları filmin kutlamasını yapmışlar. Valla bir şey söyleyeyim, bu ülkede artık her şey reklam kokuyor. Gerçekten hangisi ya da... Hani biraz da ben de bu sıkıntılı şeyleri dağıtmak adına söylüyorum. Hakikaten çünkü üst üste konuşulunca şimdi ana haberlerde de izliyoruz. Baştan sona kadar felaket haberleri. Ama yani bak şöyle insan, bir şey söyleyeceğim. Tamam, hayatın gerçekleri de bak, nefes almak gerekiyor biraz çok, daha. Ailelerin burada bir şeyin farkına varması gerektiğini düşünüyorum ben. Bundan sonra en azından yani şu ana kadar varılmış olsa belki de eğer dikkat edilmiş olsa bu süreçten önce belki bu durumlar bu kadar ortaya çıkmazdı. Bu kadar yani şey olmazdı. Olaylar olmazdı. Ama artık o zaman bundan sonra dikkat edilecek. Bunu görmemesinden gelinerek de böyle bir şey olmaz. Ailelere çok iş düşüyor. Her zaman söylüyorum. Yani bugün şu ünlüler var ya, şu ünlüler. Bir iş yapıyorsunuz ya, üstünüzde 100 bin liralık kıyafetti, saatti, marka çantalardı, marka ayakkabılardı. İşte yok o onun sevgilisiydi, onun eşiydi, o buydu. Bence birazcık daha böyle yüzünüzü çevirin böyle karanlığın olduğu yere. Oraya bir ışık tutun. Çünkü insanların aydınlanmaya ihtiyacı var. Eğer bir şey yapacaksanız...
bu hepimiz için geçerli. Sadece sizin ünlü olmanızın ya da sizin görsel anlamda ya benim de yaptığım bu işin bize getirebileceği ya da bize sunacağı avantajları doğru kullanmak, aile birliğini sarsmadan, çocukların anne baba sevgisi içerisinde hani ne yapılması gerekiyorsa, hani şimdi dışarıdan baktığın zaman çok mutlu aile tabloları çiziyorsunuz da bunu da biraz daha toplumun içerisindeki gençlere yönelik bir durum haline getirebilirsek, getirebilirsiniz demiyorum, getirebilirsek diyorum, bir anne olarak da bunu söyleyebiliyorum. Eşler ayrılabilirler, eşler arasında çok ciddi sorunlar olabilir. Bunları hepsini bir kenara bırakıp aile kavramını korumak adına anne babalığın devamını sağlayabilmek, o çocukların ayrı olsanız bile anne baba kavramını unutmadan bu birlik ve beraberliğin sürdürülebilmesi için mesela Müge Anlı'yı takdir ediyorum. Neden çocuklardan takdir ayrılmıyorsunuz ediyorum? Ki adam eşinden ya da kadın eşinden boşanıyor. Tabii. Müge Anlı'yı neden takdir ediyorum? Bu ülkede okuma yazma bilmeyen 2,5 milyon insan var. Bunlarla ilgili bir seferberlik başlatıldı ki helal olsun, takdir ediyorum. Yani herkes elindeki imkanları, var olan kazanılmış hakları ya da var olan yapılması gereken şeyleri yapabilirse ne olursa olsun, hani birisi bir kaşık getirir, birisi kepçeyle su taşır. Ama hiç Müge önemli Anlı değil. İşin artistliğinde değil. İşte. Müge Hanım her şeyiyle, asil duruşuyla, yaptığı programın içerisindeki o detayları, o itina, o hassasiyet, o zekasıyla ve ekibiyle de hatta takdire şayan. Müge Anlı gibi kaç tane program yapan yani var? Buradaki olay şu, amaca hizmet etmekse diğer hepsi geldiğin kastan noktada, kullanıyor. Geldiğin noktada işte atıyorum bir Demet Akalın bugün şunu yapabilse, onun da küçük bir tane kızı var. O küçük çocuklara yönelik sosyal aktiviteler oluşturabilse, farklı projeler geliştirilebilse. Ben şimdi misal diyorum, örnek olarak söylüyorum bunu. Ya da Gülben Ergen 3 tane çocuğum var ben bir anneyim deyip, yani hani bir ara yapıyordu işte, okullar açılıyordu falan. Bunlarla bitmiyor. Bakın, okul açarak çocukları okula göndermekle olmuyor. Eğitim evet okulda verilir ama önce anne baba eğitilir. Sonra çocukları onlar anne babalar eğitir. Yani biz eğitilmemiş anne babamız, eğer anne babamızın hayata dair hiçbir şeyi yoksa bize verebileceği de hiçbir şeydir aslında. Yani her anne baba eğitim düzeyinin yüksek olması iyi bir ebeveyn olacağı anlamına gelmiyor. Tabii ki. Çok iyi bir doktor olman, çok iyi bir sevgili olacağın ya da çok iyi bir baba olman, çok iyi bir koca olacağın anlamına gelmediği tabii gibi. Şimdi sevgili izleyiciler, belki de hani aile kavramlarıyla ilgili ya da değerlerimizle ilgili sevgili Şükran Hanım ve ben neden bunları ünlülerden örnek veriyoruz? Çünkü bunlar topluma mal olmuş, tanınmış, birçok insan tarafından takip edilip izlenilen, örnek teşkil eden insan tipleri. Kimse belli bir standartta hayatı olması gerekliliği için değil. Yani ama bugün, değerleri sarsıcı şeyleri en azından bu şekilde, bu kadar ayyuka çıkarak, bu kadar pervasızca sosyal medyada ya da medyayı da kullanarak, aracı olarak, deminki Yılmaz Morgül'ün mevzusu konusu gibi, bize ne, bir sürü evine ekmek götüremeyen o kadar insan var, sokak kıyafeti. Ki bence esas aslının esas tarzında giymiş, fiyatı değil de zevksizlik abidesi olarak sokak kıyafeti de onun fiyatı. Kime ne ya senin giydiğin bilmem neyden. Zenginin yani, parası züğürdün çevresi. Yani ne alakası var sonuçta? Kimsenin kimseyi zenginliği ya da mal ve şeyi bana yararı var mı? X bir insanın zenginliğini ben alıp onu çerçeveleyip duvarıma mı asacağım? Sana ne, bana ne senin arabandan şunları. Bu dediğim gibi biraz da hitap ettiğin toplumun değerlerine göre hareket edilmesi gerektiğini bence aslında magazin de bu kısma, magazin de olsa bu, tamam magazin renkliliktir ama bunu bu kadar da altını çizmemeli. Buna izin vermemeli. Gerek yok yani. Sonuçta magazin... Ama bunu okuyan da, bunun meraklısı da, işi gücü olmayan da bir kitle ama var. Yani kitle var. O kitle her zaman olacaktır da kralın şakşakçıları gibi. Dolayısıyla ben buna benzetiyorum çünkü bundan başka farkı yok. Onu beğenen de onun gibidir zaten. Ama bu bütün toplumdan ibaret değildir. Tabii ki değil. Şu anda bizlerin... Yani doğuda zor şartlarda eğitim hayatını sürdürmeyi... Sadece doğuda değil sevgiciğim. Evet. Doğuda zor şartlarda daha zor, eğitimini evet sürdürmeye çalışan, çünkü bir kar yağıyor hem orada. Hem okuyup hem çalışan
Tabii orada bir kar yağıyor. Oraya ulaşım sorunu yaşanıyor. Yine ya da sağlık açısından da. Tabii ki. Birçok şey anlamda. Hani toplum, ülkemizin bu kadar hassas dönemden geçerken bu kadar da sivri noktalarda sırf prim yapmak için, medyayı kullanmak için ya da bu anlamda kendini, bu neyin ispatı onu da anlamıyorum. Bence bu çok gereksiz ve buna birileri dur demesi gerekiyor. Ama yani buna dur diyen de bizler olmalıyız. Çünkü bizden başka kimse bu işin gidişat noktasında çünkü herhangi bir şey yapamaz. Çünkü bu tip insanlar belli ki yani çok değer yargıları ya da merhamet vicdanları demek o kadar etkilenmiyor. Bu da hani varoluşuyla ilgili bir şey. Dolayısıyla en azından o zaman önemli baştaki merceğinin başındaki insanlar buna o zaman hani gidip öbür öbürüne laf demiş de anında cezası verilsin diyene kadar biraz da bunlara sansür konulsun o zaman. Ben aynı bu fikirdeyim. Bu kadar da değil. O zaman çünkü bunun daha şeyi yok. Çorap söküğü gibi devam edecek. Bir sonrası daha beter olacaktır. Zaten bizler iyi örnek alan toplumlar değiliz. Biz güzel şeyleri örnek alanlara koyuyoruz. Maalesef evet. Nedense evet. Yani evet. Burada birisi ödül almış onun takdirine değil de biri bir yerde kavga etmiş. Onun izlemesini, onu izlemeyi seviyoruz biz. Bizim belki de bakın ben hep şey diyorum mesela çok basit bir örnektir ama yolda giderken ambulans geçtiği zaman siz o ambulans geçerken duyarsız bir davranış sergilerseniz bir gün gelir o ambulansın içerisinde çok değer verdiğiniz bir insan olur ve birileri de o direksiyon başında sizin yaptığınız gibi davranır. Hayat da aslında böyle değil böyle, mi? Böyle. Ne yaparsak aslında hepsinin aynısını yaşıyoruz. Çünkü hayat yani bekara karı boşamak kolay derler ama evet. Öyle değil işte artık düzen değişmeye başladı. Ben ilahi adalete çok inananlardan biriyim. Kim ne yaparsa kalbinin ekmeğini bunun yer. Bunun empatisi yapılsın. Yani ille senin başına gelince ya da bir başka senin başına gelince üzülmen ya da merhametin o senin vicdan merhametli olduğunu göstermez. Sen aynı empatiyle, aynı hassasiyetle karşındaki ya da birçok insan için aynı o duyguları besliyorsan bir anlamı vardır. Öbür türlü senin kendi bencilliğindir. Yani insan bir şey yaşarken mesela hastanelere gittiğimiz zaman birini ziyarete gittiğimizde ya da bir rahatsızlanıp gittiğimizde aslında oradaki en değerli şeyin ne kadar önemli olan sağlık olduğunun farkına tabii, varabiliyoruz. Çünkü tabii. İnsan sağlığı gittiği zaman geri gelmeyen, geri kazanılamayan, ne yaparsanız yapın paranızla, şanınızla, şöhretinizle tekrar kazanamayacağınız şey. Mesela Kim 500 Milyar yarışmasını soran Kenan Işık. Evet. Bakın saunada başını çarptı ve yaklaşık 3 yıldır hangimiz konuşuyoruz onu? Yarın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Allah gecinden versin diyeceğim ama tabii ki bu tür durumlarda gecinden mi versin, tez zamanda mı kurtarsın onu bilmiyorum ama yakında cenazesi kalktığında bakın göreceksiniz yine gündeme bir oturacak. Ay çok iyiydi de böyleydi de. Ama şu an hastanede o insan. Yani her gün konuşulamayabilir bu tür durumlar ama ayda bir kere bu tür şeyler insanlara hatırlatılırsa, gerçekten insanlar bir şeylerin farkına varırsa belki bazı şeyler için biraz daha sağduyulu olabiliriz. Kapınıza gelen neyse, kimse onu geri çevirmeyin. Çünkü gün gelir o kapı başka birinin kapısına siz aynı durumda gidebilirsiniz. Kötü günler, iyi günler çabuk geçer. Dengeler çok hızlı değişir. Hayat o kadar hızlı ve akışkan bir şekilde gidiyor ki. Mesela şöyle söyleyeyim. Aslında konuşmak istemiyorum ama bazen de susmak mı iyi, konuşmak mı iyi onu bilmiyorum. Bazı insanlara bazı imkanlar sunarsınız. Bu maddi olur, manevi olur. Adının hiçbir önemi yok. Bir gün gelir o imkanları sunduğunuz insan sizinle bir rekabet haline girer. Ve o sizinle rekabet haline girerken kendisini sizden üstün görür. Aslında burada kimse kimseden üstün değildir. Tecrübe pahalıdır. Kolay tecrübe sahibi olunmaz. Yani gelip birisi dağdan gelip bağdakini kovarsa hayattaki dengeler çok hızlı değişir. Bir kere yaptığınız şeyi taşımanız çok önemli. Ben 12 yıldır bu işin içerisindeyim. Belki de daha fazla oldu. Ama 12 yıldır ben iyi bir sunucuyum, ben iyi bir programcıyım, ben bu işi yapıyorum diyemiyorum. Sadece diyebildiğim şey ben içimden geldiği gibi davranıyorum. Ben o enerjiyi yansıtıyorsam gerçekten sevenlerin beni kalpten sevdiğini, sevmeyenlerin de gerçekten büyük bir nefret içerisinde benden nefret ettiğini hissedebiliyorum. Ama bunların hiçbirinin bir önemi yok. Ben işimi yapmaya çalışıyorum. Peki şunu soracağım. Bu 12 yıllık bu sektörün içerisinde olan bir kişi olarak birilerini ezerek
ya da çelme takarak mı geldin bu konuda? Ben hiçbir zaman sanmıyorum. Bak, çünkü çok gün, net açık konuşan bir bayansız. Bir gün şöyle bir durum yaşamıştım. Hiç bilmiyordum. Bir arkadaşım bir kanalda, ulusal kanallardan bir tanesinde, Star'da, Eurostar'da program yapıyordu. Ben bilmiyordum. Ben bir yere mail atmıştım. Bir yere mail attıktan sonra bana dönüş yaptılar ve ben arkadaşımın orada program yaptığını öğrendim. Fakat başka bir programa izinsiz gittiği için onun işine son vermişler. Ama bunun seninle ilgisi yok. Bak, olanı anlatacağım. Evet. Dedim ki eğer onunla devam etmeyi düşünüyorsanız ben kimsenin ekmeğiyle oynamam. Hayır, biz ilişkimizi kestik çünkü bizim etik olmayan davranışları sergiledi dediler. Ve ben açıkçası arkadaşıma, arkadaşım dostumdu ama ona söyleyemedim. Neden söyleyemedim? Yanlış anlamasından korktuğum için, ama olayın benimle alakası yok. Onlar zaten olayı bitirmişler. Ben onun nerede program yaptığını bilmiyorum. Ben programa başladım, o benim ekmeğimle oynamak için geri döndü. Allah Allah. Ama bakın, bende de bir şey var. Geri geldi. Ben ayrıldıktan bir hafta sonra kanal satıldı. Bak, bende de ilginç. Hep böyle olur. Çok ilginç. En son yine bir yerde çok fazla emeğim geçti. Ve emeğim geçerken haksızlığa uğradım. Kanal bir ay sonra kapandı. Bak, bende de, çünkü ben ya işimi yaparken gerçekten emek, canla başla yaparım. Hani öncesinde beklentiden çok ne yapabilirim, daha iyi nasıl olabilir? Çünkü zaten 12 yıldır beni tanıyan insanlar, beni bilen insanlar var. Beni gerçekten takip edip 5 yıl öncesinden izleyip beni halen takip edenler var. 10 yıl öncesinde. Bu benim için çok büyük bir başarı. Tabii. Neden? Ki. İnsan kalbi kazanmışım. Bırakın, bulunduğunuz yerin hiçbir önemi yok. Ben hep size söylüyorum ya, ben ulusal kanallarda da program yaptım. Evlilik programı da yaptım. Kişisel gelişimle ilgili program da yaptım. Farklı program formatları da yaptım. Ama bu işin güzel tarafı şu. Neredeysen o insanlar senin yanında. Çünkü bir de doğal ve samimiyetinle bunu ifade ediyorsun. Yani bunu algılayanlardır o kesimler. Öbür türlüsü zaten sadece artistik yani kısmıdır. Benim annem babam çok varlıklı bir aile değildim. Yani doğduğumuzda çok varlıklı olabilir. Bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmedim. Ama keşke de öyle kalsaydık. Sonradan çünkü durumumuz çok düzeldi falan filan da. Ama hiçbir zaman ne geldiğim yeri unuttum. Kimse saraydan gelmiyor sonuçta. Ama hani hiçbir şey olmadan çok şey olduğunu söyleyen insanlar var ya. İşte bakın, ben hayatta çok şey biliyorum ama bildiğim en güzel şey haddimi biliyorum. Kimsenin ekmeğiyle, kimsenin rızkıyla, kimsenin etlisiyle, sütlüsüyle uğraşmam. Fakat her insanın da bir can damarı vardır ya. Tabii. Oraya çengel atarsan oradan da çengeli çıkartırlar. Ya o yüzden ne olur, biz biraz daha belki ekran önünde olduğumuz için ya da bu ekran önünde olduğumuzdan dolayı bizim örnek teşkil etmemiz lazım. Benim kusurlarım yok mu? Oo, bir sürü kusurum var. Ben fevriyimdir mesela. Bazen böyle canım sıkkınken bir parlarım. Mesela Erkan'a da parlamışlığım vardır. Erkan'ın telefonunu da açmamışımdır. Bağırıp çağırıp bir de telefonu yüzüne kapatmışlığım vardır. Çünkü ki kendimi tanıyorum. Kendimi biliyorum. Ama hiç kimseye ben kendimi ama ben de çok senin sakinim. Yapını biliyorum. Çünkü her şeyde lay lay lon politik olarak ay canım gülüm falan deyip de daha gözünü kafanı çevirirken başka kaş göz oynatan tip insanlar sen de değilsin, ben de değilim zaten. Ben olamam da. Bu biraz yapıyla ilgili, kimseyi de değiştiremeyiz. Çünkü bunu marifet ya da yamanlık şey olarak görüyorlar. İnsanlarda böyle bir yapı çoğaldı. Neyse odur, anladın mı? Yani. Bunun içinde su varsa, bu bardaksa bunun içinde su vardır. Sen bu bardağın içine kahveyi, ondan sonra başka bir şey dolduramazsın. Bu bir şey alır. İki şey almaz, üç şey almaz. İşte sağ gösterip sol vurmayı vardır. Başarı zannediliyor. Bunu da altyapısız cahil insanların derdi olabilir. Ya ben cehalet olarak düşünmüyorum. Bak, cehaleti bile bir noktada eğitimle yok edebilirsin ama hırsı, kötü niyeti, evet. Hainliği, evet. Onları karakterin yansıması olduğu için onu yok edemezsin. Bak, senin de kötü tarafların olabilir. Ya kimse dört dörtlük değildir. Ben mesela şeyle de çok kavga ettik ya, Erkan'la biz çok kavga ettik, tartıştık. O iki gün önce ben bağırdım, çağırdım. Evet. Sakin ol şampiyon dediler. Şampiyon artık sakin olmaz dedim. Şampiyon ringe çıktı, dalacak. Neden biliyor musun? Çünkü neyse o, oynayamıyorum. Yani hani böyle şirin. Ama ben de senin bu yönünü çok seviyorum işte. Çünkü öfkeni de saklamıyorsun, sevgini de saklamıyorsun.
saklamıyorsun. Çok doğru yönlerin var. Yani sadece ekran önünde öyle değilsin. Bu da takdir eden insanın kendi bileceği iş. Yani hani beni herkes sevmek zorunda zaten. Değil. Elbette ben değil. Ben de kimseyi sevmek zorunda değilim. Tabii. Ama herkes birbirine saygı duymak zorunda. Tabii. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim numaram hiç değişmedi. Ben hep bir numarayım abi. Ya... Ya yani... telefon numarası olarak da mı diyorsun bunu aynı zamanda? Telefon numarası canım. Bu da ayrı bir saf işte. Saf evet telefon numaram değişmedi. İsmini yaptım ya. Yok geçen ben bir saflık yaptım da ne yaptığımı hatırlamıyorum. O ben başıma gelenleri anlatsam çok komik olur. Ama bakın ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben biraz kameramanınızla ilgili konuşmak istiyorum. Ay ben çok şey söyleyeceğim de onu. Stüdyonun kapısını lütfen kapatır mısınız? Üşüdük be. Ses geliyor. Oradan. Sen sesi duyuyorsun. Ben sesi duymuyorum. Ben soğuk havayı alıyorum. Bak herkes kapasitesi bak, kadar. Dışarıdan önemli. Kapat demedim ama. Ama şunu söyleyeyim size. Evet yakında benim çok güzel projelerim olacak. Ben birazcık insanlara küstüm. İnsanlara küstüğüm için ben biraz daha içime döndüm. İşimi yapıyorum, eğleniyorum, keyif alıyorum, evime gidiyorum, sporumu yapıyorum. Arkadaşlarım varsa, dostlarım varsa onlarla vakit geçiriyorum. Hayat benim için bunlardan ibaret. Çok da abartıya gerek yok. Fakat çok farklı şeyler yapmak istiyorum. Ama bu yapmak istediğim şeyler aslında biraz daha tecrübelerle ve insanların ihtiyacı olan şeyler. Ama bakıyorum da insanlar değer mi, değmez mi? Herkes için söylemiyorum ama bazıları gerçekten değmiyor. Bu arada kısaca kendi branşımla ilgili moda tasarımım ve haute couture anlamında birkaç gün önce bir teklif aldım. Önümüzdeki ilkbahar sezonunda Allah nasip ederse kısmet olursa ki ben o çalışmaya başlıyorum. Niye? İngiltere'de. Nereye gidiyorsun kardeşim? Londra'da bir olmaz. Manchester'da defilem olacak. Beni hiç ilgilendirmiyor. Manchester United'da futbol takımına el sallar. Sana da oradan bir bay bay yaparız. Ya Allah herkesin kalbindekini, gönlündekini amin. En hayırlısıyla amin. Nasip İnşallah. Etsin. Ben artık Allah diyorum ya hayatta. Allah kimsenin emeğini yarı yolda koymaz zaten. Allah sizi kem gözlerden. Evet. Fesatlardan, kıskançlıklardardan, olmamış olanlardan, kendini bir şey zannedenlerden, evet. Gereksiz konuşanlardan, ayak kaydırmaya çalışanlardan, kalbinde kötülükten, yüzünüze gülüp arkanızda konuşandan, sürekli yalan atıp kendini haklı çıkarmaya çalışandan uzak tutsun. Amin, amin. İstersen şimdi biraz da magazin mi diyelim? Yok biz hayatı değil paylaşıyoruz. Ha, tamam. Biz biliyorsunuz bir yani izleyicilerimizin de paylaşmak istedikleri olursa 0216 396 52 52 bu arada biliyorum çok şikayet ediyorlar arıyoruz ulaşamıyoruz diye bize. Ben biliyorum izleyenler çünkü sonrasında sosyal medyadan geri dönüş yapıyorlar. Çok güzel aslında çok güzel ve ciddi bir izleyici kitlemizin olduğunu biliyorum. Ekranları başında bizi izliyorlar. Bak ben beyazı hiç sevmem. Neden sevmem? Çünkü çok güzel kirletirim ben beyazı. Ben acayip de. Güzel İnan, kirletirim. Yani böyle bir de bugün, bir de bugün o siyah beyaz olmuşuz. Giymiş. Yani işte topraklar galiba ruh halleri de, toprağa göre değişiyor. Yağmurda griye göre değişiyor. Ama şöyle de bir şey var. Ben hayatta hep şuna inanırım. Hepimiz birbirimize vesileyiz. Hayatınızda yaşamış olduğunuz olumsuzluklar ya da kötü durumlar hepimizin gerçekten keskin virajlardan geçtiği bir süreç aslında. Sadece kişilerin değil, hepimiz keskin bir virajdan geçiyoruz. Eskiden şöyle bir şey vardı. Televizyonlar varken, daha ilk yeni televizyonlar çıktığında, özel televizyonlar yeni başladığında, ekran karşısında gördüğümüz kişiler bizim için ütopyaydı. Ulaşılmaz. Aslında onlar evet. Biz, hani onlar uyumazlar, yemezler, içmezler, ölmezler, hastalanmazlar, onu yapmazlar, bunu yapmazlardı. Fakat teknoloji gelişti. Kanal sayısı artınca aslında herkes birbirinin artık birbirine yakınlaşmaya başladı. Hem öyle hem de bir anlamda da o yıllardan bu yıllara dejenerasyon çok arttı. Yani sadece bu bizlerin camiasında ilgili bir şey değil. Zaten son 10 yılın ya da işte itibariyle sosyal medyanın hakim olmasının ya da işte etkilerinin farkındayız ama her şeyde, her statüde dejenerasyon arttı. Ben şunu söyleyeceğim ama insan bir bayan olarak çok güzel bir bayan olabilir. Erkek çok yakışıklı olabilir. Çok zengin olabilir. Çok varlıklı olabilir. Her şeyin çoğuna sahip olabilir. Ya da üstün yetenekleri de olabilir. Ama üstün yetenek şunu, üstünlük vermez. Şunu söylemek istiyorum. İnsanlar bir şeyleri düşünür yaparken
Allah'ın olduğunu unutmasınlar. Yaradan'ın sizleri gözlemlediğini ve bu düşünce ve yaptığımız hareketlerle vicdan, merhamet ve empati anlamında da kendini karşıdakinin yerine koyabilme anlamında da hepimizi yaradan Allah'ın... Ama her zaman yapamıyoruz, biliyor musun? Ya işte bu olmadığı sürece de işte bir sürü şey meydana geliyor maalesef. Ama empatiyi neden yapamıyorsun, biliyor musun? Çünkü egolu insanlar... Bak işte bir laf var ya, sonradan görme, dinden dönme, insandan korkacaksın. Ben de aynı şeyi söylerim kesinlikle. Yani zaten bu birçok bahsettiğimiz şeyler de bu sonradan görmeliktir. Kimse annesinin karnında sarayda doğmuyor. Ama ben sarayda doğmadım ama birçok tamam şeye da, karnım tok, şimdi ruhum bir şeyleri tok. De sonradan maddi olarak elde edebilirsin de bunu da bir sindirmek söz konusu. Ben hayır, şu kadara... maddiyat olmadan da egolular be. Bir de öyle olanlar hiçbir var. Hiçbir şey olmadan her şey incele... Aynen aynen aynen. Ben birkaç kişiyi tanıyorum ki özellikle hayal dünyasında yaşıyor o böyle. Sadece o söylemleri ya da o hayalleri düşündükçe kendi kendine orada olduğunu zannediyor. O da bir çeşit şizofrenliktir bence. O bir çeşit şizofrenlik değil. Bak şimdi teşhis koymayın, psikologlar da kızmayın. özgüven eksikliğidir o. Tabii. Çünkü kendine güvenen, özgüveni olan insanın kendisine rakip görebileceği tek kişi yine kendisidir. Yani ben bugün çıkıp da Erkan benim rakibim olamaz. Çünkü ikimiz aynı kulvarda yan yana bile olamayız. Aynı kulvarda yan yana olsak bile tarzlarımız birbirine uymadığı için yine yan yana olamayız. Bakın bir Serdar Ortaç gerçeği vardır. Bir Serdar Ortaç, bir Tarkan işte sanatçı olarak baktığınızda belki aynı kategorideler ama kategorinin dışında tarzları farklı. Tabii. Onun tarzını İkisi beğenen başarılı. Var. Bak başarılı ve başarısız, bunu tartışmıyorum. İkisinin söylediği tarz aynı ama kategoride şeyleri çok farklı. Kitleleri farklı. Kitleleri değil. İşte mesela bir Serdar Ortaç'ın müzik tarzını dinlediğinde aa bu müzik Serdar'ın diyebilirsin, ya da Tarkan'ın dinlediğinde aa bu Tarkan'ın, ya da Demet Akalın'ın diyebilirsin. Yani ikisi aynı tarz söylese bile üslupları aynı değil. Evet. Tabii. Üslup de yorumlama farklı aynı zamanda. Üslup müzik da... sound'u farklı. Birisi yani o yüzden şimdi ben çıkıp modacı olsam. Şimdi sen mesela senin modacılıkta tarzınla benimki aynı olamaz. Mümkün değil bak. %100 iki kardeş ya ikiz kardeş aynı yumurta ikizini yan yana koyuyorsunuz. İkisi belki aynı tarzı giyiniyor ama aynı şeyleri sevmek zorunda değil. Aynı karaktere sahip değil. Değil. Aynı anne, aynı karında, aynı yumurta ikizleri yine birbirine benzemiyor. Neden? Çünkü Allah hepimizin parmak izi bile aynı değil. Tabii. Parmak tabii. izimiz aynı değil. Tabii. Annenin parmak izi, babanın parmak izi, kardeşlerin parmak izi niye aynı değil? Niye yaradan bu kadar milyar, 7 milyar insan varsa dünyada 7 milyar parmak izi var? Bu ne demektir? 7 milyar farklı özel yaratılmış insan, 7 milyar farklı farklı yeteneklerle dünyaya gönderilmiş insanlar demek. Yani bugün çıkıp da ben Erkan çok güzel çizim yapabilirsin, eyvallah. Ben deneyebilirim, öğrenebilirim. Senin alanın farklı, benim hitap ettiğim adam farklı, senin hitap ettiğin adam farklı. Ama insanlardaki en büyük kabahat ne? Ben de iyiyim. O ne yapıyor ki? Ya bak, da ben buraya daha oturmanın iyiyim. Bir bedeli var. Evet, buraya oturmak evet. öyle kolay olmuyor. Buraya oturabilmen için önce dış kapıdan girmen lazım. Evet. Kesinlikle. Kimse seni alıp da yukarıdan aşağıya indirmez. Ha indirirse de eğer yeteneksizsen de çok uzun sürmez. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Futbol takımına hiçbir çaba sarf etme, hiçbir antrenman yapmadan sahaya giriyorsun. Hadi bakalım sahada ne kadar oynayabileceksin? Balon, tecrüben o, yok. Patlar, o çabuk patlar zaten. İçi hava dolu olduğu için çabuk patlayacaktır mutlaka. Az yani, zaman da aşağı inmesi kolay olur. O yüzden olur. İnsanların artık bu noktada şunun farkına varması lazım. Her canlı ölümü tadacaktır. Hiç kimse bu dünyada sonsuza kadar durmayacak. Varlık da yaradandan, yokluk da yaradandan. İlmi isteyene parayı istediğine verir. Şimdi size bir şey veriyorsa Rabbim, bunun sebebi şu. Sizi sınayacaktır. Bak varken paylaşan da artar, var olup paylaşmayan da bir süre sonra azalır. Ben kendi fabrikasında işçi olarak çalışan adamı biliyorum. Bu bile Allah'ın hikmetidir biliyor musun? Ne kadar büyük konuşursak, ben çok konuştum zamanında, yedim hepsini. Afiyetle yedim. Hiçbir zaman da büyük konuşmuyorum artık bu hayatta. Her şey olabilir. Bugün seninle dostum, yarın düşman da olabilirim. Düşmanlık için bir sözün, dostluğun için bir adımın yeterli. Hayatta her şey bizim için. Sizden ricam, ne olursunuz hayata karşı güçlü ve dimdik bir duruş sergileyin. Çünkü ne olursa olsun her şey geçecek. Yeter tabii, ki sağlığınızı tabii. kaybetmeyin. Tabii ki. Aynen öyle. Yani
insanları anlamak yerine, mesela ben yine söylüyorum. Şimdi biri bir şey söylüyor. Şimdi şirin olamıyorum. Aa, ben nasıl bir insansın dediklerinde ilk aklıma inadım geliyor. Sinirliliğim geliyor. Fevriliğim geliyor. Çünkü bunu benim yani. Ha, kimse hiçbir yılan kuyruğuna basmadığında seni sokmaz herhalde. Akrepler sokuyordu değil mi? Yani ama sonuçta akrep de bir Allah'ın yarattığı bir böcek türü olduğu için. Tabii böcek türü mü? Bence tehlikeli bir hayvan türü. Allah bile doğaya... Vallahi en tehlikeli insan. Bence insan. Yani vahşi yaşamda bile insan kadar tehlikeli, kurgucu ve kendi cinsine bu denli zarar veren bir varlık herhalde dünyada yoktur diye düşünüyorum. Yani düşünebilen varlıklar olduğumuz için yok edebilen varlıklar da olabiliyoruz. Evet, maalesef. Çünkü çünkü egolar hayvanlarda ve da bitkilerde ego yok ki. İnsanlarda var o ego. Üstünlük çabası, üstünlüğünü kanıtlama çabası. Ama bu üstünlüğünü kanıtlama çabası yapılırken de ayrıca kendisinin ne kadar donanımlı olup olmadığı da başarısına ya da yaptırımına etkilidir. Bu da zaman içerisinde zaten ortaya çıkar. Aslında çok şey aleni söyleyeceğim de. Aman dur. Yapma. Söyleyebilirim de zamanı geldi. Ben aleniyim. Ben sevmiyorum. Bak, arkadan hiç çevirmeyi sevmiyorum. Ben kimsenin arkasından konuşmayı da sevmiyorum. Arkasından konuşurken aslında gel kardeşim ben mesela kışkırtıyorum bazılarını bugünlerde. Ama ne yapıyorum biliyor musunuz? Onlar arkadan iş yaparken ben aleni ortada yapıyorum. Yani. Sevmiyorum çünkü. Bak, kavga, cesur insanlar yüz yüze, korkak insanlar arkadan vurur. Ve hapishanelerin hepsi korkaklarla doludur biliyor musun? Neden? Çünkü korkak kaçak dövüşür. Evet. Gelip de korkak arkadan vurur. Cesur adam alnından vurur. Şimdi hapishanedeki bir şey diyemem. Şimdi hepsini de aynı şeye koymayalım. Hayır, yanlış hayır. Anlaşılmasın diye öyle açıklık değil. Getirelim diye söyledim. Yok, genelde bir bunu söyleyen anlamadım. Bir arkadaşımdı. Hapishanelerde insanlara zarar verenlerden bahsediyoruz. Kader mahkumlarından bahsediyoruz. Tabii. Adi suçlardan tabii, ha, bahsediyoruz. Onu söylemeni istedim sadece. Korkaklarla dolu. Şimdi biliyorum. Ben bugün korkak değilim. Ben fazla cesurum. Beni anca nasıl yok edebilirsin? Arkamdan vurarak. Ölen korkak değildir. Esas kurtulmaya çalışan bence hani onu öldürmeye, yok etmeye çalışandır. Yok öyle değil canım benim. Ben sadece şunu söylüyorum. Herkesin hayatta bir yaşanmışlığı var. Herkesin bir tecrübesi var. Ben sokakta çöp toplayan bir insanı bile oturup dinlemek isterim. Neden biliyor musun? Çünkü onların hayata bakış açısı çok farklı. Yani orada o çöpü toplama aşamasına gelme süreci var. Ben öyle bir adam tanıyorum ki çok enteresan, çok zengin bir ailede doğuyor. Tarabyalarda, bu hani deniz kenarındaki yalılarda büyümüş. Sonrasında bir şeyler oluyor ve hayatında bir şeyler değişiyor. Ali'ydi adı. Ve çok enteresan bir hayat hikayesinde işte çok fazla alkol tüketiyor. Sonrasında doktor ona 6 aylık bir ömür biçiyor. Bak şimdi. O hikayeyi anlattığında biz hepimiz böyle kalmıştık. 6 ay ömür biçince gidiyor kendi mezarını alıyor. Mezarını kazdırıyor. Ve yaklaşık 9 ay boyunca mezarda yaşamaya başlıyor. Allah Allah. Ya öleceğim diyor. Mezarda yaşamaya başlıyor. Fakat mezarlığa her gün gazetesi, kitabı, yemeği geliyor. Sonra bir düşünüyor ki aç mezarı yok demek ki diyor. Yani 9 ay mezarda yaşıyor ve sonrasında aslında iyileşiyor. Sonra kendisini insanlara yardım etmeye adıyor. Ve zannediyorum Samatya tarafında, Koca Mustafa Paşa tarafında, denize yakın bir yerde iki katlı bir yer kiralıyor. Atıyorum sen bugün gidiyorsun. Şirkette üst düzey yöneticiler orada gönüllü görevler yapıyor. Mesela sen İngilizce biliyorsun. Oraya gelen çocuklara İngilizce dersi veriyorsun. Ya da orada bir kafe işletiliyor. İşte sen bir yerde genel müdürsün, müdürsün, öğretmensin. Sen oraya gelen bir misafirlere çay ikram ediyorsun. Doktora gidiyorsun, gözlük alacak paran yok. Bunlar gidiyorlar sana gözlük alıyorlar. Temin ediyorlar, evet. Keşke hepimiz bu kadar güzel bakabilsek. Bak düşünsene nereden nereye. Düşünsene hanginiz bir saat o mezarlığın karanlık arkası karanlığında kalabilirsiniz. O adam yağmurda, çamurda, kışta gerçekten adama şizofren teşhisi de konmuş. 9 ay boyunca ben diyor 6 ay ölmeyi beklerken 9 ay sonrasında iyileştiğimi fark ettim. Çünkü
Çünkü o arada alkolü bırakıyor. İşte gazetesi geliyor. Her mezara gelen ona bir şeyler getiriyor. Ve sonrasındaki gelinen nokta o. O da yaşanması gerekiyor. O sürece geçirmesi gerekiyormuş demek. Her şeye bir sebep gerekiyor. Hayır, aslında ben bunu anlatırken şunu söylemeye çalışıyorum. Yani hayatınızda bir şeyler kötü gidiyor diye düşünmeyin. Başkasının hikayesini dinlediğinizde kendi hikayenizin belki de başkalarının açısından hikayelik bir özelliği olmadığının farkına varacaksınız. Hani senin derdin dert midir, benim derdim yanında diye bir şey var ya. Belki sizin derdiniz ona şifadır. Belki sizde ondaki dert dediğiniz şey size devadır. Bilemezsiniz. Göremiyorsundur ya da belki de bunun farkında değilsindir. İsyan etmemek, kabul etmek ve bunu aşmaya çalışmak. Sadece dertliyim, dünyanın en dertli bir insanı benim diye değil. Allah dediğin gibi sağlıktan ve dermansız dert vermesin, sağlığından etmesin. Hayatta her şey olabilir. Yaşadığın süre içerisinde mutlaka ki her şey bir düşmez, sebep olduğu gibi. Düşmez kalkmaz bir Allah. Evet, düşmez kalkmaz bir Allah. Ben hep şey derim, birisi kapınıza gelmişse o kapınıza gelenen değil, onu getirteni düşüneceksiniz. Çünkü eğer yani, size o kapıyı birisi göndermişse bir vesilesi, bir hayrı mutlaka bir sebebi vardır. Ben hep ona inanırım. Yani evet, birisi dara düştü, kapınıza geldiyse sakın boş çevirmeyin. Sakın. Tabii. Çünkü gün gelir aynı duruma siz düşersiniz ki çok uzun sürmüyor biliyor musun o durumlara düşmek. Ya. Tabii. Buna dikkat etmek gerekir. Yani o yüzden bence insanlar birazcık daha kendilerine baksınlar. Ve aynada kendisini görebilen, kendi kabahatini, kusurunu görebilen gitsin başkasının kusurunu yüzüne söylesin. Çünkü kendindekini gören başkasındakini de bilir, söyler. Ama kendindekini gizleyip başkasına kusur bulursanız işte orada gidin bir ayna görevi, vazifesi yapacak insanların hayatınıza gireceği riski de unutmayın. Onu söyleyeyim. Yani herkesin hayatında iniş ve çıkış var. Düşmez kalkmaz bir Allah. Bugüne kadar geldiniz. Ben bazen düşünüyorum. Diyorum ki Allah'ım ben bugünler geçmesin ben diye uğraşırken. Ben dertlerimi çözmeye karar verdim. Bir tanıdık birisi mesaj yazmış da. Hı. Çok sevdiğim birisi. ben dertlerimi çözmeye karar verdim. Nasıl ya? Kim çözmeye karar verdi? Ben kendi nasıl çözeceğime karar verdim çok yakın bir zamanda ve işleme geçireceğim. Nasıl karar verdin? O bana dair özel şeyler. Ama şimdi sebep olana bakacağız, vesile olana bakacağız. Nasıl karar sebep, verdin? Sebep uzun zamandır düşündüğüm herhalde bu demek her şeyin bir zamanı gerekiyormuş. Bazen hani bir şey diyoruz ki neyi ne kadar gecikti şu bu mu diye ama herhalde bile bir süre düşmesi gereken andan tabii önce ki düşünüyor. İşte herhalde o süreci ben tamamladım galiba. Yakında görüşeceğiz. Yakında görüşeceğiz sadece. Benle mi bir görüşeceğim be? Hayırdır? Yakında görüşeceğiz kısmetse. Kimle görüşeceksin? Ne yapacaksın? Söyle. Vallahi o mesajı olan arkadaşla. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Allah herkesin kalbinden geçeni en hayırlı şekilde neyse. Çünkü şerrin içinde bir hayır, hayrın içinde bir şerden hep bahsediyoruz ya. Vallahi bugünlerde ben de bir sınavdan geçiyorum. Galiba benimki sabır testi. Ama herhalde bu son testi de aşarsam inşallah herhalde önümde kimse duramayacak inşallah. İnşallah. Her şey insan için sonuçta. Herkesin hayatında yaşadığı tecrübeler, işte aklınıza gelebilecek insana dair yaşantı içerisinde bazen insana inanılmaz derecede hayrete düşürecek şeyler de var mutlaka ama herkes kendinden mesul olduğu gibi. Fakat şunu unutmamak gerekiyor bence, biraz da eksik olan şu, biraz göz ardı edilen şu, tek başımıza yaşamıyoruz bu hayatın içerisinde. Nedir? Yani bir toplumun içerisindeysek lütfen toplum unsurlarına göre hareket edilsin. Yolda yürürken de, bir taşıda binilirken de, toplumu içeren taşıtlara binirken, önceliklere göre. Ama herkes tabii ki kendini düşünür. Önce gidip başkasının yerine yemek yiyemezsin. Başkasının yerine acı çekemezsin. Başkasının yerine çocuk doğuramazsın. Mesela bunlar öyledir elbette ama tek başınıza yaşamıyorsunuz. Toplumsal yaşamayı daha çok benimseyip özümsemekle ilgili bir şeyler bunlar. Bunu göz ardı edilmemesi gerekliliğini düşünüyorum ben. Şimdi toplumu kurallar daha öncesinde mesela biz hukuk dersi gördüğümüzde
içerisinde, toplumu belirleyen kuralların içerisinde örf ve adetler de var aslında. Tabii. Biz Türk toplumu olarak bizi Avrupalılardan, batılılaşmadan ayıran en önemli şey örf ve adetler, ananelerimiz. Yani işte birinin ayıp dediği bir şeyi toplum içerisinde kanun, yasa koyucu onu da yasanın içerisine dahil etmiş. Örf ve adetler de yasada kanun içerisinde yasanın içerisinde var. Şimdi artık eskiden insanlar mesela kabahat de ibadet de gizlidir diyorduk ama şimdi insanlar o kadar çok her şeyi deşifre edebiliyor ki, yaşadığı en özel noktayı o kadar rahat anlatabiliyor ki biz utanırdık mesela. Evet. Şimdi geldiğimiz noktada bunları kaybetmeye başladığımızı fark ediyoruz ve bunları kaybediyoruz. Ne oluyor biliyor musunuz? Çok arsız bir yeni nesil yetişebiliyor. Aynen. Ben de onu söylemek istiyorum. Bizlerin çocukluğunda mesela birisi hey, geçen gün benim başıma geldi ya, bir çift var, teyzeciğim geç kenara dedi. Sana mı? Evet. Allah Allah. Yani çok mu küçük bir çocuktu? Hani? 23-24 yaşındaydı. Hanımefendi ya da yaşını bilmiyor. Dede, bayan ya bak, diyebilirdi. Teyze mi dedi? Hani teyze derken de hani. Sorun değil. O ben onlara de takılmam. Biliyorum. Bana anneanne de desinler. Benim umurumda bile değil. Fakat saygısızlığın geldiği noktaya baktığında. Söyleniş tarzı. Tabii canım. Tabii. Yani teyzesi olsam ne olur? Yengesi olsam ne olur? Halası olsam ne olur? Yani. Bunların hiçbirinin önemi yok. Allah sana acaba o yaşa gelmeyi nasip edecek mi? Ben bu yaş konusuyla ilgili çok saçma gelir bana. Yaşa gelmeyi nasip etmesi önemli değil. Yaşta bu kadar da aynı durumda olabilmek. O ben da şimdi tabii yeni ki, tabii ki. Bakıyorum kolları falan sarkmış. Yani nasıl bir şey renginiz var? Gençsin. Nasıl ya da bakıyorsun gençsin? Obezler. Valla kucağın, yani hani seni alıp kucaklasa havada uçarsın. Evet. Yani baktığında. Ha bunların çok hiçbir önemi yok. Biz de zamanında 30'lu yaşlara, 40'lu yaşlara neler neler yapıyorduk da. Ama hani onların o zamanki şartlar, kadın daha erken yıpranıyordu, kadın daha erken yaşlanıyordu, kadın bu kadar kendine bakmıyordu. Biz çocuk gözümüzde yaşından dolayı büyütüyorduk belki de, ya da bu da bugün olabilir ama ben onu çocuk yaşımla yapıyordum. Hani ben anlayabiliyorum. İnsanları anlayabiliyorum. Bak benim kızıma geçen gün konuşuyoruz. Ben sana küstüm dedim. Ben kızımla bir ay konuşmadım. Anlattım size. Sen benim doğum günde beni aramadın dedim. Anne senin doğum günün ne zamandı dedi. Aralığı. Anne dedi aralığa çok var. Yuh dedim ve bir ay geçmiş üstünden. Anne diyor mallığıma ver diyorsun. Ne yaptı önemli. Yazık ama evet işte. Hayır yani. Biraz da koşullar için, tabii etkiliyor yani mutlaka. Yani benim için ki önemli olan küçük şeylerden mutlu olmayı biliyorum ben. Nedir? İşte sizi seven, değer veren insanların size yazdığı küçük bir not, doğum gününüzü hatırlamaları. Ya da atıyorum sizin hatırınızı sormaları. Bunlar o kadar önemli şeyler ki. Bunlar beni artık kaybetmeye başladık. İnanılmaz müşteri ve mutluyumdur. Hiç sorma. Ama şeyi çok iyi ayırt etmek lazım. Sevdiklerinle seviyormuş gibi gözükenleri ayırt etmen tabii, lazım. Tabii, tabii. Mesela ben şunu çok iyi biliyorum. Yanındasın değil mi? Ay canım, mucuk mucuk. Işte. Arkadan ay ne illet, ne iğrenç. Hiç sevmem bu insan modelini. Hiç sevmem. Çünkü bu nedir biliyor musun? Geldi bir gün bana aynısını sen de yapabilirsin demek. Demektir. Ağrına gitmeyecek şimdi o zaman. Benim hakkımda konuşan senin hakkında konuşmayacak mı? Yani bir kere senin yanında benim lafımı ettiyse o cesareti bulacak, ne oldu da sen de buna müsamaha gösterdin? Bunu bir kere insanların düşünüp idrak etmesi şimdi gerekir. Şimdi bir laf var ya, ben senin dedikodunun yapıldığını birisi sana gelip söylüyorsa yani, oradaki de sana demez mi? Benim dedikodum yapılırken sen ne yapıyordun? Evet. Sen de o dedikoduya ne cevap verdin? Ortaklık yapıyorsun. Demek yapmışsın, ona prim vermişsin ki önemli olan beni seven gerçekten insan benim yokluğumda benim gerekli gayretine gider. Konuşmaz. Seni savunan, yüzüne de senin ne olduğunu söyleyen konuşmaz kişidir. Arkadan konuşmaz ve senin arkandan konuşulduğu zaman da onun senin olmadığın yerde seni savunur. Esas değer de, önemli olan da budur. Elbette bu duyulsun duyulması önemli değil ama bu hakkı yerini bulur mutlaka. Bu kadar da değil yani sonuçta. Acaba yine reklama mı geldik yoksa ben mi erken öyle zannettim? 3 dakika var sen. Ha, öyle mi? Belki. Yok. 3 tane toprak varız burada. Bak ben size söyleyeyim. Biri Başak. Ben fırlayarak gelmiş olamam. 6 kilo doğmuşum.
Nasıl fırlamış ben olabilirim? Ben yuvarlanarak gelmişsindir. Yok şişman kesin değilmişim ama. Sevgi. Yani iriymişim, boyum uzunmuş. Yani bir kısmım yani önceden gelmiş. Yani 6 kilo ne demek? 6 kilo ne demek biliyor musun? Yani... Sevgilinin suratı gitti. Hayır, bir an onu doğuran kadının yerine kendimi koydum da. Ay, abi normal gelemezsin dünyaya. Normal gelemezsin dünyaya. Benim kızı kilo 850 doğdu. Ne oldu? Annem rahmetli, mekanı şeker hastasıydı, Allah razı olsun. Ben de çocukların içerisinde iri bir çocuk doğarak diyabet hastasıyım. Maalesef işte ona neden oluyormuş yani, tıbbi olarak da bunun açıklaması bu. İri kilo zaten. Evet, hem genetikmiş hem iri kilolu çocuk doğum yapan anne de adaymış, hem de doğan çocuk da. O yüzden sevgili dikkat bayanlar, oturup gerek hamur mamur işlerine yüklenmeyin. Ben kızıma hamileyken 53 kilo hamile kaldım. 60'la doğuma gittim. 3 kilosunu çocuk aldı. İkisi 3 öyle gitti. Zaten 20 gün sonra daracık pantolonlarla geziyordum ben. Canım, herkes senin gibi istikrarlı olamaz. Ne istikrarı be? Ya bir süre sonra bende istikrar yoktu da, bende şöyle bir şey vardı. Hamilelikte hatırladıklarımı söylüyorum. Böyle penguen pertev gibi paytak paytak yürüyorsun 4. 5. aydan sonra. Sonra ben çok hızlı yemek yerim mesela. Yarım saatte çiğnemeye başlıyorsun. Ama ben normalde ne yedim? Sabahları süt, yumurta, patates yedim. Bol bol patates yedim. Potasyum kaynağı. Çok önemliymiş. O geçen de bir programda ben rastladı. Patates hamilelik döneminde özellikle ve ayrıca sakatat da. Hani seven sevmeyeni bilmiyorum da, bir paça olsun sakatat. Şifa anlamında, çocuğun gelişimi anlamında, sadece hamilelikte değil. Ay, çocuk doğduktan sonra da. Ay, ben bir tencere mumbar dolmasını yemiştim. Aman ya Rabbim. Şu an var ya, dünyalar bedelidir benim için ya, o. Ya şimdi dünya bedeli de nerede yapılıyor? Taksim'de yer varsa kızını yok, alıp götüreceğim. Yok, hiç orada bilmiyorum. Bizim sofra var orada bir tane. Valla bir yerde şeyleri duydum ama onun yerini bana söylediler. Unuttum, panga altında da şu an bilmiyorum tam olarak. Satışı neresi değil be, yapılıp yenen şeklinden bahsediyorum. İşte tamam şimdi. Evet. Satışıyla evet. Satışıyla ne uğraşacağım? Satışı değil işte, yapılıp yani bir Antep ya da o tarafı memleketin açtığı bir restorantmış burası. Bizim memleketin. Sakatatlar varmış. Neyse orada. Şimdi hamile hanımlar olabilir ekranları başında da, onlara da şimdi çıkıp. Bu arada da. Aşermesin valla kocalar, gelir bu kanalı basar. Sizin yüzünüzden karım olmayacak bir şey istedi İkinci diye. İkinci kısımda söyleyeceğim şeyler var. Üçüncü kısımda yemekle söyleyeceğim. Ilgili. Üçüncü kısımda, pardon. Neyse, kısa bir aradayız. Aradan sonra buradayız. Hiçbir yere ayrılmayın. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bekliyoruz. TV 52 WhatsApp hattı 0546 452 0222. Cuma günü saat 19.30'da yayınlanacak olan Özel Gündem programının konuğu 25. ve 26. dönem AK Parti milletvekili adayı Abdülhamit Bakan olacaktır. Mehmet Erişli'nin sunacağı bu programda ordunun genel gündemini konuşulacağı Özel Gündem'i sakın kaçırmayın. Sadece çevremiz, geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler, çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde, adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi, numara 43 Taksim'a, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi, numara 124 Taksim'a, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-3111. Thank you.
konumu ve eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan Mayviya 452, Bucak Mahallesi'nde hızla yükseliyor. 4 blok 142 daireden oluşan proje, yüzme havuzu, geniş yeşil alanları ve benzersiz mimarisiyle diğer tüm projelerden ayrışıyor. 154 metrekare 3 artı 1, 179 metrekare 4 artı 1 daire seçenekleriyle Mayviya 452, garipler mühendislik kalitesi ve güvencesiyle siz sakinlerini bekliyor. Bilgi telefon 0452 888 1818. Garipler Mühendislik, bu şehir bizimle yükseliyor. Pane bahane, çocuklara peyniri sevdiren peynir şahane. Peynire zeka kattık, Murat Bey burguyu yaptık. Umudun olduğu yerde hayat başlar. Gün gelecek, umuda ihtiyacın olacak. Anlamaya, sabretmeye. Belki uykuların kaçacak, zaman geçmeyecek, desteğe ihtiyacın olacak. Umut demeye, güvenmeye, gerçek olduğunda, beklediklerin döndüğünde, işte o güzel haber geldiğinde biz hep seninle olacağız. Sımsıkı sarıl hayata, hiç bırakma. Gelişmiş sağlık teknolojileriyle tam donanımlı, her biri dalında uzman hekim kadrosu ve yardımcı sağlık personeliyle bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunan Özel Ordu Umut Hastanesi, nitelikli hizmet anlayışını, güvenilirlik, etik değerlerden ödün vermeden 7 gün 24 saat sağlıklı bir hayata açılan kapı olmaya devam ediyor. Mutluluğa ve sağlığa doğru Ordu'da umut var. Özel Ordu Umut Hastanesi. Bu kış hiç üşümeyeceksiniz. Çıktığınız tüm maçları yorulmadan kazanacak. Soğuk dağların zirvelerine zorlanmadan tırmanacaksınız. Her savaştan burnunuz bile kanamadan galip çıkacak. Parmağınızı kıpırdatmadan süper kahraman olacaksınız. Kötü yaratıkları, hayaletleri ve azılı düşmanları bir çırpıda alt edecek. Aşkınızı kolayca mutlu sona ulaştıracaksınız. B-Smart Beam kanallarıyla kışın tadını evinizin sıcaklığında doyasıya çıkaracaksınız. B-Smart her televizyona şart. Bundan tam 40 bin yıl önce ilk barınaklarımızı inşa ettik. 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'yi, 5 bin yıl önce Stone Age'i ve 4500 yıl önce Keops piramidini. Amacımız korunmak, yaşamak, aşk veya ibadet etmek de olsa kendimiz için her zaman daha iyisini hedefledik. Matematik, geometri, mühendislik ve mimarlık sürekli gelişti. Şimdi tarihin tüm bilgi birikimini Alan Yapı Elit Park konutlarında topladık. Sınırlı sayıdaki daireleriyle Ordu'nun yaşam merkezi Elit Park konutları sizleri bekliyor. Ordu alanyapı.com.tr 0452 234 1905. Alan Yapı, alanında lider. Trenleri yurt dışından sakte getirtiyoruz. Ara sıra tutmuyor. Boşalıyor. Haliyle kazalar olabiliyor tabii. Bu freni taktırıyorsanız 30'u geçmeyeceksin. Atölyenin arka odasında oyuncak ithalatını ayırdık. Orijinalin aynısının benzeri peluş ayılar, pilli oyuncaklar, pilli arabalar. Hastalık falan yapar diyorlar. Külliyen yalan. Deride dökülme, gözde pörtleme. Bunlar olabilir. Bunlar normal. Oyuncak dediğin zaten elleyerek oynanmaz. Haydar meşgulüm, sonra ara. Mallar mı yakalandı? Gümrükte misin sen? Hepsine mi el koymuşlar? Alo Haydar. Şarj bitti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak ekonomimizi, sağlığımızı, geleceğimizi tehdit eden yüz binlerce sahte ürünü her yıl durduruyoruz. Orijinal olun, orijinal. Sahte ürün kullanmayın, geleceği riske atmayın. Dev kampanya. İstanbul'da toprak sahibi olmak ister misiniz? Ben Mehmet Akbayır, Klas Arsu Ofisi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Vade ve takas imkanı. İstanbul tapulu yerler. Trakya, Tekirdağ, Lüleburgaz değil, Edirne değil. İstanbul tapulu. Tüm masraflarınız firmamıza ait. Yılın 12 ayı, günün 24 saatini, iş imkanları ve yaşam şartlarının hepsinin uygun olduğu bir yer. Silivri deyince
aklımıza kesinlikle ve kesinlikle ulaşımı zor olan bir yer değil. Bakın tekrar söylüyorum. Burası İstanbul tapulu yerler. 30 yıllık tecrübemizle yatırımlarınız güvencede. Bir kuruş vermeden önce tapunuzu alıyorsunuz. Yatırımlarınız için doğru seçim. Klas Arsa Ofisi olarak yurt içi ve yurt dışından gelen tüm müşterilerimizin yerini aldıkları takdirde ulaşım ve konaklama masrafları Klas Arsa Ofisi olarak bizlere aittir. Bankasız, ipoteksiz, kefilsiz, vade farksız. Silivri mahallelerinde, Silivri'nin yakın çevrelerinde olan bütün parsellerimizle ilgili E5'e 5 dakika, 7 dakika mesafede Klas Arsa Ofisi'nin tek maksadı, tek gayesi herkesi toprak sahibi yapmak. Burada elinde 10 bin lirası olan, 15 bin lirası olan, ikinci el bir arabası olan herkesle vade ve takas seçeneklerimiz mevcut. 1000 lira, 700 lira, 800 lira, 1200 lira, 1500 lira gibi vade imkanlarımız mümkün. Tüm masraflarınız firmamıza ait. Bir telefonla, bir çağrınızla yurt dışından gelecek olan misafirlerimiz herkesi havalimanından kendi ücretsiz servislerimizle, tecrübeli kadromuzla alıp arsalarımızın, parsellerimizin üzerinde gayrimenkullerimizin tamamını gezdirip tekrardan işlemleri bittikten sonra, tapuları bittikten sonra tekrardan geriye havalimanına kadar bırakıyoruz. Sizler de bu kampanyalardan yararlanmak mı istiyorsunuz? Geleceğe yönelik çocuklarınızın bir parça toprağı mı olsun istiyorsunuz? Bununla ilgili sadece alt bantlardan geçen telefonlardan Klas Arsa Ofisi'ni ücretsiz olarak arayıp gelecek için, çocuklarınız için ilk adımı atmış olabilirsiniz. Düşük bütçelerle karlı yatırımlar yapmanın tek adresi Klas Arsa Ofisi. Müşterilerimizin bizlere sıkça sormuş olduğu birkaç soru hakkında sizleri de bilgilendirmek isterim. Servislerimiz kesinlikle ücretsizdir. Bu birincisi. Bunun dışında tapuyu teslim almadan 1 lira dahi para ödemiyorsunuz. Bakın, biz sizlerden kapora istemiyoruz ya da biz sizlerle bir sözleşme yapmıyoruz. Arazimizi ücretsiz servislerimizle gelip gördükten sonra yerlerimizi beğendiğiniz takdirde hiçbir ücret ödemeden tapu dairesindeki işlemlerinizi başlatıyoruz. Tapunuzu aldığınız takdirde ödeme koşullarını ayarlıyoruz ve sizin tapunuzu sizlere teslim ediyoruz. Sıkça sorulan sorular arasında ödeme şartlarımız da mevcut. Sizlere şunu da şöyle izah etmek isterim. İster peşin, ister peşin fiyatına vadeli, isterseniz araç takasıyla birlikte. Şunu her zaman için söylüyoruz bakın. Biz müşteriyi kendimize uydurmuyoruz. Biz Klas Arsa Ofisi olarak ödeme seçeneklerimizi siz müşterilerimize uyguluyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelecek müşterilerimiz arazilerine bakıp beğendikten sonra tapu işlemleri yapıldığı esnada yol masrafları ve konaklama masrafları da dahil olmak üzere tüm masrafları müşterilerimizin Klas Arsa Ofisi'ne aittir. Tüm masraflarınız firmamıza ait. Araç takasında galericinin alış fiyatından değil, araçlarınızı galericinin satış fiyatından teslim alıyoruz. Geleceğiniz için, çocuklarınız için, kendiniz için ufak birikimlerinizle büyük yatırımlara adım atmanın tek adresi Klas Arsa Ofisi. Klas Arsa Ofisi, toprağın gücü. Bir şehri tanımak, doğasını sevmek, emeğini görmektir. Bir şehri tanımak, geleneğini bilmek, geleceğe yön vermektir.
Bir şehri tanımak, o şehri yaşamak ve orada olmaktır. Ankamar, bu şehrin marketi. Yükseklerde kar çoktur yani. Çoktur. Ya. Evet. Bu çocuk daha bizim başımızı belaya sokmasın. Çıkılmaz mı yaylaya şimdi? Çıkılmaz canım. Nereye çıkıyor ya? Allah'ım oldu. Şapkanı acayip güzel. Bir değebilir mi? Sen de benim gibi çelmişsin ya. Çelim ya. Ay çeli şimdilik abiyle örteyim ben. Şunu bir kafama takayım bir bakayım. Hoş geldin. The most beautiful place you have ever seen in this area. Ne dedik şimdi? Sevgili izleyicilerimiz, işte görmüş olduğunuz gibi ışın kılıçlarımızla beraber, İlyas'la beraber önce Muzaffer'i şöyle. Muzaffer ana küçücük kılıcıyla hemen başka kılıç alayım ben bir. Arkadaş herkes gel ya. Saçı olan bir adam var. Oo Muzaffer kokuya bak. Dur yeme. Açtı ağzını kokuya bak diyorum. Bana diyor ki çok acelecisin. Aceleci değil, açım. Bambaşka bir program, bambaşka bir eğlence. Cemal Şimşek ile Dillerden Gönüllerinin bu haftaki konuğu Kazım Değirmenci. Barış Koç. Dillerden Gönüllere aynı zamanda yok olmaya başlayan eğlence kültürünü de yaşatıyor. Dillerden Gönüllere Cuma günü saat 22.30'da TV'li ekranlarında. Kısa bir aradan sonra tekrar geri geldik. Şimdi ne son 30 falan diyorlar. Ben telefonla meşguliyetteyim. Sonra bir baktım ekranda ve bunun ne işim var falan diyorum. Evet artık son haftanın son saatine geldik. Havalar da güzel gitti. Son haftanın son saati derken yanlış oldu cümle. Haftanın son gününe geldik. Son saate geldik. Son haftanın mı? Ha öyle mi dedim? Öyle dedim. Nasıl bir bilinçaltıysa bu. Şimdi duracağım. He, yani haftanın son gününün son saatine geldik. Evet canım. Aynen öyle. Hayırdır sen yamacı mısın yani? Arkamı mı topluyorsun? Hayırdır yani? Geliye gide ben de ne yapayım artık? Armut dibine düşer dedik. Bu arkadaş armut da değil yani. Şimdi ne diyeyim? Teşekkür ederim. Sen ikizler, bana Capricorn. Şimdi ben kızım, boğa burcuyum, ikizleri hiç sevmem. Arıyor. Yani sevmem derken uğraşamam ya. Benim yükselenim ikizler. En sevmediğim şey dengesizlik. Bende de o yok işte. Yok sen hiç ikizler şeyin yok senin o anlamda. Sen tam tersi çok istikrarlısın. Hele de canın sıkkınsa o kadar istikrarlısın ki süper. Mesela açılım yok. Yani hani bir şeye kızdıysan, bir şey seni etkiliyorsa sevgi sen şey yapıyorsun yani vazgeçmiyorsun o şeyden. Ben onu biliyorum. Hayır ben bir şeyi kafaya koyarsam artık onun benden bitene kadar kurtulma şansı yok. Doğru. Normalde umursamaz bir tipim. Yani. Ben bir haricen bir şey söylemek istiyorum. Haricen dahilen. Haricen sevgili yönetmenim bugün niye böyle toz toz suratlı duruyorum? Gıcık oldum kendime gıcık oldum. Yani insanlar beni yanlış görüyor böyle değilim ben hocam. Ay ben hiç, benim hiç öyle bir kompleksim yok. Nasıl görüyorlarsa görüyorlar. Canım sen güzel bir kadınsın. Sen zaten öyle görmüyorlardır da. Güzel bir kadın. Evet güzel kadınsın şimdi Allah için. Allah yani için. Fena değilsin diyeyim de bağırışım var mı? Ha. Ayrıca son zamanlarda bayağı fit oldun İcene. Harika görünüyorsun yani bence. Bir sevgilim bile yok anlıyor musun? Hadi otur ağla. Sevgiliyi bırak kedimiz bile yok. Ha, kedi sokakta çok canım. Onu seviyorum arada.
Kızım yapıyor o işi. Benim yeni şimdi taşındım ben bir süre önce. Bir süre önce. Bir ay kadar oldu işte. Nişantaşı'ndayım artık. Orada moda camiasına hizmet vermeye başladım. Nişantaşı'nı senin. Bir kedi var mahallemizde. Yan esnafın kedisi. Çok da tatlı bir kedi. Normalde ben çok fazla kedi düşkün değilim. Köpek severim ama... kedi vallahi bu kadar başına buyruk. Resmen böyle gece geç saatlere kadar kapı kapı geziyor. Ben hava soğuk diye apartmanın kapısını açmaya çalıştım. Bekliyor, girmiyor. Kızım dedim, gireceksen gir, girmeyeceksen beni bekletme kapıda. Çay, kahve. Ama bir baktım dün ki... Dün benimle uğraş demiştin değil mi? Aslında bugün seninle uğraşmam lazım. Yanlış oldu. Kimle? Hiç yüzümüze bile bakmıyor. Bak bak, nereye geldi hiç duymuyor. Kendileri dediğini bilmiyor. Aa, gördün mü nasıl geçti? Amcayı görüyor musun hava atarak? Yüzümüze bakmadı ya. Aynen öyle. Ya bak şimdi gülerek çıktı. Ne oldu? Biri oradan gidiyor. Ben de çıkayım dolanayım ya. Boydan görmedi beni. Sayın yönetmenim. Kolaysa başına gelsin. Yüzümü biraz ince gösterebilir miyiz? Biraz kısa ve ince. Aa, ben onu yeni öğrendim. Geçen gün. Bu ne be? Mikrofon gitti. Bakar mısın? Şimdi sesin de gitmiyor. Neyse. Dur şimdi bekleyin. Seni çekmeyin abi. Tamam, onu çekmeyin, ben buradan devam edeyim. Sevgi şu an canlının derine düşmüş durumda. Dur be, gelsin şöyle. Ay, terbiyesiz. Düştü gitti. Ne kadar çok şeysin sen de. Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Ya esas... Bu da felç takıyormuşuz he. Yanlış yerden takınca aşağıya doğru inişe geçti. Nerede kalmıştık arkadaşım? Şey, bu inceltme şey filtreden. Fotoğraf çekildim geçen gün, bir şey yaptım. Bacak uzattım acıcık. Birazcık da beli incelttim. Ay, sporun faydaları diyorlar ya. Psikolojim bozuldu. Yok hayır. Demek ki milletin gözünde bir sıkıntı var. Ama sen 36 bedensin. Şimdi ben bu işi yapan bir insan olarak çok ama ciddi söylüyorum. Ama ben sana söylüyorum. İlk geldiğimde de 36 bedendim. Sen kıyafeti giydirene kadar. O kadar 36 bedeni giydiniz oldu. Tamam. 36 değildiniz o zaman. Şu an tam 36'sınız. Sen ne diyorsun be? Vallahi öyle hocam. Ben biliyorum. Ben 36 beden mu? Giyince 36 beden olunmuyor. Şimdi 36 beden oluyor. Ama likralı olunca öyle oluyor şimdi. O olayın şeyi. Ama şu an tam fit. Ne likrası be? Senin o ödül töreninde giydiğin likralı mıydı? Saten de o. Satenin değildi, önde gideniydi. Değildi. Satenin önde gideni. Sen ne anlatıyorsun? Onun bir şeyi vardı. Formülü vardı. Biraz açılan bir eteğe gelen A kesim açılan bir eteği vardı. Ya şimdi Şükran, Allah aşkına ne oluyor? Sana sarıyorum bak, kadının bir tanesini demeyeceksin ki kilo milo. Ama hatırlamıyor musun, onun biraz arkasını açmıştık hani sırtına. Onun arkasını açmadan önce ben onun içine girmiştim. Biliyorum, biliyorum hayatım. Hatta sen de benim bel zaten boşluğum yırtıyor. 38 de değildin. Ama 36'da tam değildin, buçukluydun demek, şimdi tam oldun. Yani. Şimdi bir olacağım var ya, sen de olacaksın. Ya iyi oldun anlamadım. Diyorum kardeşim, niye anlamıyorsun? Spora başla kardeşim. Yani sana güzel diyeyim için mi yani? Ne bana afra yapıyorsun şimdi? Bak insanlar... İkizler dengesizliği başladı bende. Hayır, estağfurullah, rica ederim. Yok, ben dengesizim şimdi. Ha, Allah var önceki... Yani dengesizim ben adam. Ya düşünsene, o yüzden bak. Şimdi sabah mesela düşünsene. Şimdi bir adam var mesela, atıyorum. O adam hayali bir ürün. Ama hani davranışı sergileyen ben olduğum için ben gerçeğim. Zaten hep hayalde. Dur be. Şimdi adamdan çok hoşlanıyorsun mesela. İlgi gösteriyor sana. Etkileniyorsun falan. Adama işte bak aşık oluyorum, şudur budur diyorsun. Tamam, bir saat sonra aklına bir şey geliyor. Buz gibi soğuyorsun. Çekiliyorsun kenara. Adam aşık ettiğim kadın gelmiş, beni tanımıyor. Böyle bir kadın işte. Herkese karşı öyle değilsindir. Mutlaka onun bir firesi vardır. Ortada adam kalmadığı için olabilir. Yani ha, ya da. Ya aslında ben şeyi çok seviyorum. Bu benim mesela herkesi sınamayı seviyorum, izlemeyi seviyorum, gözlem. Mesela bugün sen bir şey yapıyorsun, tamam mı? Kimle ilgili ne söylüyorsun? Benim hafızam alıyor onu, kaydediyor. Ya bugün bana birinin adını sorsanız aklımda kalmaz. Ama konuşulan hiçbir şeyi unutmam. Acaba şimdi ara sıra kamera seni çekiyor ya sadece. Hı. Ben sana çok yaklaşsam şimdi mecburen ikimiz birden aynı kadrajda olmaz mıyız? Şimdi deneyelim bakalım. Şimdi sadece şu... Şöyle, benim solumu al, onun da sağını al. Kalsın öyle. Hani aşırı samimiyet sıkıntı getirir. Değişik şeyler olmuyor mu acaba?
Ben şimdi az önce reklam rahmetli arasına girmeden Kemal önce... Rahmetli Kemal yapıyordu değil mi onu? Ait yapıyordu. Ben Karate Kid. Az önce reklam arasına girmeden önce bu yiyeceklerle ilgili bir şey, duyduğum bir şeyi aktarmak istiyorum. Hani 3-5 insana bile bu duyulabilirse ne ala. Yetişmekte olan çocuklarınız küçük yaşta da 10 yaş... 6 da olabilir ya da yeni yetişen teenage grupları da olabilir. Yani 13-15 yaş da olabilir. Daha gelişimini tamamlamamış olan için söylüyorum. Özellikle mümkünse haftada 2 gün ciğer yenilmesi. Bu inanılmaz derecede bütün vitaminleri içerip çok yararlı olduğunu ben gerçi eskiden beri bunu bilirim şahsen otur, ama ben yemem abi. Ben severim sık yiyemem ama inanılmaz ciğer bir faydası bana var. Neden yani ciğer bir de koyun ciğer yani kuzu ciğerinden bahsediyorum ben canım. Neden yiyemezsin? O, belki... Kan kokuyor ondan. Hayır yemiyorum. Kan kokmuyor o dalaktan bahsediyorsun sen. Dalak değil, ciğerden bahsediyorum. O ağzın içinde erirken değişik ama bir tat bırakıyor. Ama şimdi onun yapılışları var. Değişik şekilde sotelenmesi var, yaprak ciğer var, bir sürü şeyler var. İster şimdi, yaprak olsun, ister dal olsun, ister ağaç olsun. Ama sevgi ben şimdi olsun. Burada yararlı çocuklara yararlı olsun diyorum. Sen sevmiyorsan yeme yani de sen gelişimini tamamlamışsın zaten. Dolayısıyla ben vitamin için gerekli olan boy uzaması... Hocam. Cilt, ten, bütün bütün vücudun istediği bütün vitaminleri içeriyor bu B, A vitamini, D vitamini dahil. Hepsi içeriyor. Kameramız nereye gidiyorsun yine ha? Tamam. Aile doktorunuz anlatıyor. Yok estağfurullah. Ya ama bak şimdi ciğer bir damak zevkidir. Bak bunu hiçbir zaman ya unutma. Öyle de ama yararlıymış bunu ne yapıp edip kandırıp en azından ben şöyle bir şey söyleyeyim kızıma hamileydim. Ben hayatım boyunca bir kere şey yedim. Neydi onun adı? Kavanozda balık. Neydi onun adı? Ha. Ne balıktı o? Evet. Bir dakika. Ne balık işte? O kavanoz şey balık. Tuzlanmış işte. Değil mi? Yok, tuzlanmamış. Neyse kutuya konmuş. Salamura mı? Salamura. He, marketlerde anladım, satılıyor anladım, ya. Anladım. Evet, evet. Sırf adama söz verdim diye bir tane yedim. 2 saatte yedim. Bir lokma bir su. Bir lokma bir su. Ben yiyemem. Bak gider denizden balığı yerim eyvallah ama o ton balıklarından yiyemiyorum. He o ayrı bir tercihtir. Şimdi bak orada da var vitamin. Tabii. Ya tavuk yedim ben. Çocuk benim baba tavukçuydu. Yok önce koyunlarla başladık. 6 yaşında koyun otlattı. Sabah 6'larda neler ediyordum var ya bildiğim bütün sayıyordum çocukken. Düşünsene ya. Hala da koyun otlatıyormuşsun gibi geliyor bazen bana. Bak bunu bak mecazi anlamda söyledim. Hangi koyunları otlatıyorum? Sen anladın gitmesi demek istediğimi. Yok ben koyun bazen otlatmıyorum. Şimdi başka bir şey yapıyorum gibi geliyor. Koyunu nasıl otlatabilirsin ki? Ya o mecazi anlamda kullandım yani. Şimdi gerçek otlatmadan bahsetmedim. Ya bak arkadaş koyun düz gider peşinden sen ona çobanlık yaparsın. Şimdi ben kime çobanlık yapıyorum? Ne diyorsun arkadaşım ya çoban dedi bana. Ben çobanlık yapmıyorum canım. Şu an başka bir şey yapıyorum. Hmm. Şu an kurt kuzu mevzusu var biliyorsun. Evet ülkemizde de kırmızı maalesef. Kırmızı başlıklı kız vardı ya böyle kuzuyu kurt şey kurt kuzu postunu giymişti. Böyle bir şey vardı yani. Ülkemizde de bu et sıkıntısı malum. Bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de et sıkıntısına gerek yok. Beyaz et, tavuk zaten bunu alabileceğin en uygun fiyatlı tavuk. Otur haşla, çorbasını yap 20 kişi yer. Bak tavuğu haşla, tavuklu pilav yap 15 kişi yer. Bak şimdi kırmızı etteki öyle vitaminle o aynı mı? Ya da lezzet de aynı değil. Allah'ın doktorlar bilir. Ayrı. Bak, ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Sağlık açısından evet. Bilmediğim bir şey öğreteceğim sana, ha, anlatacağım. Buyurun hocam. Ette kazein denen bir madde var. Aşırı derecede et tüketimi gut hastalığına sebebiyet veriyor. Ve aşırı derecede et tüketen insanlar belli bir süre sonra zehirleniyorlar. Çünkü içindeki kazein denen madde insan sağlığına zararlı olan. Bak. Ben şimdi esprili bir cevap verebilir miyim? Aşırı derecede zaten kırmızı et tüketenler hareketleri ve halleri ortada. Anlatabildim mi? Çoğunluk aşırı derecede tüketemediği için zaten onlarınki de ortada. Hani aşırı tüketen? Yiyeceğim kuru fasulye otur ye. Ya yeşil mercimek bana deme ye. Canım ben yani genel anlamda insanlar için ya söylüyorum. Ya şeye döndük sağlık programına döndük ben, bir dakikada. Yemek konusunda aç olduktan sonra hiç ayrım yapmam. Ekmek peynir de yerim fark etmez. Ben şimdi demiş. Açım işte sıkıntı o. Ha. Kızım sabah dedi ki anne bir şeyler sen beni yeme de beynimi yeme de. Ha, bugünkü menümüzde Erkan Eken modacı var. Beyin var. Beyin sevmem. Ben severim. Limonlu harika olur.
maydanoz ve limon üzerinde. Tabii Ayşe'de hani hamile. Ya ben Adanalı olduğum için sakatatın her türlüsünü severim. Deniz ürünlerini severim. Salata, hamur işi de severim. Sebze yemeği de severim. Hamile hepsini severim. Kebap çeşitlerine bayılırım. Oturup beni bile yiyecek şimdi yani. Yani ben aç olduktan sonra hiç ayırt etmem. Bir de aç olduğu zaman onun kan şekeri düşüyor. Tabii fabrika ayarları bozuluyor. Bağırıp çağırıyor. O zaman kafamı yiyorum. Ne kafanı yiyorsun? Ya sinirlerim bozuluyor çünkü ister istemez bir de şeker hastası olduğum için kan şekerim düştüğünde elimde değil sinirim hemen ya ben şunu çıkıyor. Çok merak ediyorum. Erkekler acıktıkları zaman niye bu kadar kavgacı oluyorlar ya? Vallahi öyle oluyorlar evet. Yemin ediyorum ne konuşabiliyorsun? Adam diyor ki yemeğimi yemeden benimle konuşma. Çok açım açlıktan ölüyorum sakın. Erkeği zaten üstü kapalı olarak söyleyeceğim. En güzel yemek konusunda açken ve karnı doyduktan sonra açken ikna edersin. Sen değilsin. Erkeği açken ikna edemezsin. Özel durumlarda rahat ikna edersin. Ben şöyle söyleyeyim. Hiçbir erkeği açken ikna edemezsin. Çünkü adama söylediği şeyi anlamıyor ki. İşte anlamaz da onu söylüyorum. Beni doyurduktan sonra diyorum. Ha, karnı doyduktan sonra. Evet. Öbür iknayı da doyurmadan önce. Yani fikir doyumuna ulaşmadan önce. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Artık erkekleri de kadınları da ikna edemiyorsun. Çünkü ortalıkta o kadar çok alternatif var ki ikna etmene gerek yok yani. Evet. O da arası da öyle. Ama şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ben niye böyle kaşınmaya başladım? Bak ben bir dönem şeydi. Çok sinirlendiğimde, aşırı strese girdiğimde bir de kolumu çekecek. Vallahi var ya şuradan bir uçarım ben. Ortalama kaç metre? 1.83-1.60 falan. Yani orada bulurum kendimi. Ondan sonra kameraya bir el sallarım. Sonra da aşağıya inerim. Bak bana bir seyircimiz yazmış şu an özelden. Özelden ne evet, yazmış? Size çok söylemiş. Özel. Eğer ona istiyorsa bir tencere mumbar yapar. Sevgi Hanım'a zevkle yer. O kadar güzel olacağına da hani olur. Tamam canım ben istiyorum en kısa zamanda. Hatta tamam. Bir hafta. Çünkü beni kandırıyorlar. Bak biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Beni hep kandırıyorlar. Beni bak geçen gün ne istedim? Mandalina istedim. Elma istedim. Yok elma istemiş miydim? Yok portakal istemiştim. Bir de muz istemiştim. Canın sağ olsun senin dedi. Sadece canım sağ oldu. Başka da bir şey olmadı yani. Aman yarabbim. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Tek seyircimiz. Çok teşekkür ederim. Yani video içindeki tek seyircime sağ olun. Bizim kavganızı seyretmek istiyorum. Kavga mı? Biz kavga etmiyoruz ya. Sevgi alışverişimiz böyle. Sevgi mi alıyorsun şimdi? Hangi sevgiyi alıyorsun? Kim bu sen sevgi? Sen de yani sevgi alışverişi yapıyoruz. Burnum kaş. Ya bak şimdi benim yine ayağımın altı kaşındı. Nereye gideceğim acaba? Kaşıyalım. Kaşıyalım mı diyor. Ne kaşıyorsun abi? Tırmık getireyim ben. Bak tırmığı biliyorsunuz değil mi? O yaklaşamıyorsun ineğe falan. Tırmığı alıyorsun, kaşıyorsun. Yaklaşamazsın ki. Vallahi tırmıkla mı? Bayağı şu bahçe tırmığıyla. Onun adı tırmık mıydı arkadaşlar? Hani alıyor ya insanlara da böyle sırtını kaşımak için böyle el gibi böyle geçiriyorsun, kaşıyorsun ya. Evet, biliyorum ben de var. Sen onun olduğunu biliyor musun? İsmini bilmiyorum ama şöyle ahşaptan oluyor. Onu ben de oluyor. Biliyorum zaten. Tarife gerek ama yok. Ama ineğe aynı şeyde mi kullanılıyor? Ona benzer bir şey var. Ona benzer ama bir ismi şey. Farklıdır onun. Ben ismini bilmiyorum tırmık ama farklıdır gibi o. Hatırlıyorum ben. Evin önünde satarlar geçtiğin sokaklarda. 5-10 lira, 5 lira falan onlar. Tabii yalnız yaşayanlar için hani direkt eğer hani anında... Ay sanki hayatında biri varken de gelip sırtını kaşıyacak. Ya yanında hayatında birisi olmasıyla ilgili bir ben arkadaş olsa şuramı kaşır mısın 2 dakika dersin. Niye ama, diyeyim? Hayır hemen, yani mesela bir arkadaşındır. Kelin ilacı olsun. Yani ama sen tam belinin ortası kaşınıyorsa nasıl uzanacaksın kardeşim oraya? Yani kolum benimki kısa değil bak mesela. Bakayım ama, kolumuza bir uzatsana şöyle. Ama olmuyor bir kere olsun uzat kırılmış. Bebeğim kol. Kol boyuna bakacağız. Dur bakayım. Bir atla da gel. Dur bakayım. Bir saniye şuradan bir niye oraya kadar uzanıyorsun sen sevgi? Bu terzi değilim. Omuzlarımız aynı yerde dursun tamam. İşte bu. Terzi değilim. Yani bu. Şurada 5 santim uzun. Yani şimdi benim bedenim bana göre, senin bedenin bana göre ama arkadaşım. İşte benim bedenime göre olduğu halde bile diyorum. Tam sırtının ortasına ulaşamaya... Ha şöyle ulaşıyorsun gerçi. Ya.
ne bileyim işte oluyor. Ay, öyle bir şeyler. Ay siz öyle demeyin. Şeyler var ya, lifler var ya. Lift artık tek kişilik. Millet kimsenin kimsenin karnını çekmiyor. Tamam, alıyorsun lifi. İşte tutursun, öyle yapa yapa. Şöyle şöyle yapıyorsun. Çekme, bunun karnını çekme. Ondan sonra evde kalınıyor. Ne olacak? Bekar kaldım diye yakınmayın bari. Çünkü eskiler nasıl yaşarmış, hemen oraya getireceğim konuyu. Biraz sadakat, biraz sadakat derken tamamıyla sadakat ve bir sebat mı denir ona? Sabahat mı denir ona bilmiyorum da. Sebat. Bu tahammül vardı. Onun için o evliliklerde şeyler de vardı. Gerçi o da bir de körü körüne vardı. O da ayrı bir konu. Ama o çocuklar, bak, o yuvalar onun için o kadar uzun bana sürüyordu. Bana nasıl bir evlilik yapmak istiyorsun? Eğer evlenmeye niyetim olsa nasıl bir evlilik isterim biliyor musun? Görücü. Hep senin dediğin olsun. Görücü. İstersin. Oğlaksın ya sen. Senden başka dünya yok olur. Öyle değil. Görücü usulü olsun isterim. Mesela ağzına bakan bir erkek mi olsun istersin? Yoksa yeri geldiğinde masaya lönk diye vuracak bir adam mı olsun istersin? Ben savaşacağım adam istiyorum. Savaş. Savaşçı yani... kadın. Zeyna. Amazon, Amazon. Ne savaşçısı? İşte bazı Amazon. Erkekler de senin tarzındaki kadınları çok seviyor. Böyle dominant kadınları, anlatabildim mi? Anladım. Pasife sevmiyor. Bazıları da dominant kadından korkan ve çekilen erkek kesimi de çok fazla. Çok güzel kaçırıyorum onları. İşte çok delikanlı gelmezsin. Geliyorlar da giderken serin kanlı gidiyorlar. Yani, soğuk kanlı gidiyorlar. Doğru. Herkes ona katlı. Biraz yapı ve tercih meselesi o. Çünkü ama herkes... mesela bana şey fotoğraflarda şey diyorlar. Çok naifsiniz. Galiba uzaktan çok görünüyor. Fotoğraflarım konuşmuyor da ondandır. Halbuki giderliyimdir. Çok bayağı bir giderli konuşuyorum ama. Yani şimdi sarışın olmanızın verdiği bir naiflik görünüyor. Ufacık salaklığınız var. Hayır ama sen asla naif bir hanımefendi değilsin. Yani bir yırtıcılığın var. Naif bir hanım değilsin dedi ya. Hayır hayır şöyle yani dünya tatlısı. Batırdı hayatım. Karıştırıyor hadi. Hayır. Ama sen sessiz böyle çok böyle her şeye şey diyecek yumuşak bir yapın falan hayatta yok senin öyle bir yapın. Aslında ben nasılımdır biliyor musun? Çok uyumluyumdur. Ta yani şimdi de hayır ama mesela sana çok dominant bir erkek lazım. Aslında senin gibi kadınları durdurmak şu ağzının üstüne iki tane böyle indirecek olabilecek yani. Spor konulu sorunun yanıtını henüz bilmiyorum. O ne ya? Senin spor mu sorunun yanıtını bilmiyor bir kadın olarak. Arkadaş var ya bende de yok yok. Her yerden cevap geliyor. Bir gün bir şey söylüyorum. Bir gerizekalı falan diyorum. Çok ayıp. Sonra ben senin için bu kadar çaba sarf ederken Siri cevap veriyor. Ya utanmaz cevap veriyor bana. Yanlış şimdi diyor herhalde. Ki sana böyle bir sorunun cevabı yok. Kaşınıyorum abi. Saçlar dökülmeye başladı. Yok. Şimdi bir kere ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bak şiddetin hiçbirini sevmiyorum. Tabii ki. Tabii ki. Lakin. O espri şakası olay. Ben sana bir tane geçirirsem. Hayır bak işin esprisi de şöyle bir gerçek var. Gerçekten şiddeti hiç sevmiyorum. Bana bulaşmayacaksın. Ben kendi halinde bir insanım. Yani sen ben burada otururken beni dürtersen bir susarım, iki susarım, üçüncüsünde dürtme kalma seni sandalyeyle alır uçururum. Bak yaparım onu. Yaşanmışlığım var, tecrübem var. Ama insanlar şey zannediyorlar. Mesela beni tanımayan insanlara sertimdir. Ama beni tanıyan insanlar böyle güler yüzlüyümdür. Değil mi abi? Bir kere gördün delirdiğimi. Bir kere denk geldi. Ben ilk tanıdığımda öyle zannediyordum ama şu an hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü seni artık çok sayı tanıdığım için hani senin şeylerini benim atıyorum bir şey sinirlenmişindir ya da bana bir şey demişindir. Hiç alınmıyorum çünkü niyetinin şey olmadığını çok farkındayım. Onu demek istiyorum. Ama konu seninle de ilgili. Ben de bir boğa burcuyum mesela. Çok sabırlıyımdır. Hani yeri gelir. Benim ama hocam, bir arkadaş. Olursa o burnundan solursa bitmiştir olay. O abi zaman ben bile korkarım. Tamam telefonda konuşuyoruz. Abi bir yüksek sesle konuşuyor var ya. Acayip bir de hızlı yani konuşuyor. Hangi Adanalı Allah aşkına az ses tonuyla yüksek ses. Biz ben öyle bir yüksek sesle konuşan bir aileden geliyorum. Mi 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 böyle kedi gibi konuşamam. Onlar da beni bile gıcık ediyor. Böyle tırmalanıyorum. O konuşacak diye benim içim ılık ılık akıyor. Yani konuşsun da bitsin diye. Ama bak sen de çok konuşuyorsun. Yüksek sesle konuşuyorsun. Bak şimdi böyle yüksek sesle konuşunca susmayabilirim ya. Yüksek sesle konuştun halde anlamayanlar var. Onlar ne olacak peki? Onlarla konuşmayacaksın kardeşim. Ne yapayım? Telepatiyle mi anlaşacağım? Yani konuşmasın daha iyi yok. Böyle mız 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 hiç sevmem ben bir kere. Bir kere bir insanlara hitap eden kişiler eğer önemli bir şey konuşuyorsa
ya da önemli bir şey ifade edecekse o ses tonunun bir baremi vardır. Yani zaten karşıdaki mala bağlamış bir şekilde anlamamakta direniyorsa, pel pel bakıyorsa onu ayıktırmak için bir kere o volümü yükseltmek gerekiyor. Bu bağırıp çağırma kavga etmek değil kardeşim. Sen de yani şeylere mi anlatıyorsun hani engel arkadaşlar anlatır gibi, maşallahım var yani. Bak bunu denemesini yapmışlar. Ben seni takdir ediyorum ya. Evet. Senin hareketlerini bir anda kopyalamaya başlıyorum. Çok komikti. Olabilir, güzel bir şey bu. Etki tepki meselesi gibi oluyor. Ağzını da oynat bari. İlahi ya, bugün çok ilginciz biz, farkında mısın? Yo, benim her zamanki halim de, sen yeni alışıyorsun. Ben daha evet yeni. Benim yılan hikayemi sen biliyor musun? Ben yılanların yüzünden demek açılamamışım daha önce. Yo, ben gerçek yılandan bahsediyorum. Yılan saldırısına uğradım, onu anlattım. Ben yılanları severim. Hadi ya, nasıl saldırısına uğradın? Gerçek mi söylüyorsun? Tabii ki gerçek söylüyorum. İstanbul'da. Yok canım, İstanbul'da ne işi var yılanın? Ha bak, İstanbul'da bak yılandan size... çok ne var? Şimdi iş oraya gelirse İstanbul'da yılan çeşidi çok esas. Türkiye'nin her yerinden yılan çeşidi çok üstelik İstanbul'da. Ben şöyle söyleyeyim sana. Hep akrepten bahsediyorum, tamam mı? Hep akrepten bahsediyorum. Arkadaş 5. katta oturuyorum. Kapıdan bir girmişim. Kapıda akrep bekliyor beni. İstanbul'da. Akrep kapıda bekliyor. Şimdi iki tane alternatif var. Kış kış diyemezsin. Ne renkti? Siyah. Sarısı tehlikelidir onun. Ya arkadaşım 5. katta akrep nağar ya. Sen sarışlısın diye demedim, yanlış anlama. 5. katta akrep nağar. Ama küçük ya, onda tırmanması kolay olur herhalde. Tırmanıyordur yani. Ne bileyim, ben anlamadım ben tabii de 5. katta cidden nasıl yani? Akrebin işi gidiyor, 5. kata çıkacak. Sonra salonun ortasında kapıda girişte bekleyecek. Vallahi İlk yaptığım iş, Allah'ım günah yazdıysan da yazdın, yapacak bir şey yok. Bastım üstünü, öldürdüm. İyi, bu senin ayağına tırmanmamış. Yok, kapıda beni bekliyordu akrep. Ben kırkayak, akrep. O zaman böcek ilacını ihmal etmeyeceksin. Evini ilaçlandırsan iyi olur. Canım, etraftakileri ilaçlandırmam lazım. Aslında onu demek istemiştim ama. Yo, ben şey yapıyorum, bende şey var ama gerçekten de ben değişik bir yapım var. Böyle benim evde mesela hamam böcekleri hiç gelmez, bir hamam böceği furyası olur. Ama akrep çok enteresandı, herkes çok şaşırdı çünkü şehir merkezi Mecidiyeköy'de ya. Apartman hani, bir de çok başka bir yere ev bakmaya gitmiştik. Allah 3 katlı, çok enteresan. Girişte çok modern gibi, arkasında da topraklı eski köy evleri gibi mutfak var. Yok yok, mutfak topraklı. Enteresan bir şey yapmışlar, bir girdik ev bakıyoruz. Arkadaş akrep mi dersin, kırkayak mı dersin? Her şey olur orada o zaman. Yaşanmaz. Zor o. Çok kötü. Çok kötü. Ben hayvanlar aleminde ben ünlüyüm arkadaşlar. Domine'ye gitmeye gerek yok. Doğal ortamda, İstanbul'un ortasında yaşarsın. Önemli olan İstanbul'da yaşam mücadelesi vermek. Canım, bence Survivor. Sen şunu anlamıyorsun. Bak şimdi Survivor İstanbul'da yaşanıyor ya. Şimdi bu Survivor'ın bir de hayat Viber'ı var. Bu hayat Viber'ı daha tehlikeli. Çünkü kimin hayvan olduğunu, kimin işte akrep olduğunu, kimin yılan olduğunu çözemiyorsun. Yani bundan sonra Survivor bitmiştir. İstanbul Viber, hayat Viber başlamıştır. Şimdi bu hayat Viber'da yapmamız gereken, oturup 3 ihlas bir Fatiha ile başlıyoruz. Bir kere Allah'ın koruması altına giriyorsun. Sonra da elem terefiş, kem gözlere şiş, bu yola devam ediyorsun. Evet. Formül bu. İsteyen deneyebilir. Çok ilginç oldu ya program. Biraz magazin mi konuşsak acaba? Konuş konuş. Niye konuşacaksan 20 Bilmem. Dakikada. Ne konuşacağız? Aslında diyor seyircimizin birisi, ruh ikizini bulman gerekir diyor. Kim? Ben mi? Seyircimiz herhalde sana diyor galiba. Yani ben öyle bir şey bahsetmediğime göre sen şimdi bekarım. Yeter artık, sıkıldım bekarlıktan dedin ya az önce. Kim dedi sıkıldım bekarlıktan? Demedim de. Allah işte. Demedim de yani ona ben ima herhalde anladılar öyle insanlar. Ruh ikizini bulmak çok önemli. O ruh ikizi kolay bulunmuyor. Öyle dünyanın bir ucunda falan bilmem ne. Vallahi olmuyor öyle ruh ikizi. Nereden oluyor?
Düşünsene yani normal anlaşabileceğin bir insanla bile karşılaşman çok olası bir şey değil. Ruh ikizi bulmak o çok büyük bir şans, çok büyük bir piyango. Yani şanstır. Evladın iyi çıkması, kötü çıkması da şanstır. Kapalı kutudur. Hayatının insanını bulabilmek de büyük bir şanstır. O öyle temenniyle olmuyor. Allah herkesin tabii ki gönlüne göre versin ama maalesef kolay değil öyle şeyler. Sayın seyircimiz Adana'dan yazan bir arkadaşımız. Şimdi ruhtan bahsediyorsunuz da ruh eşi diye bir şey var mı ben ondan emin değilim. Yani şimdi bir bütünü tamamlamak, şimdi iki elmanın bir yarısı iki yarısı. Ya iki bir elmayı tamamladığında birbirine benzersin, anlaşamazsın ki. Ama zaten tümken zaten bütündür, dolayısıyla anlaşamamazlık gibi bir söz konusu olamaz. O zaman da zıtlar mı bir araya gelmeli? Zıtlar birbiriyle anlaşır ama. Ya şimdi bak. Artı vallahi eksi... çok zıtlar da olmaz. O anlamda öyle. Manyetik anlamda o şekilde doğru. Yok, da. Manyetik anlamda değil. Şimdi bana benzeyen bir adam. Şunu yapalım mı? Yapalım. Bunu ya buraya gidelim mi? Gidelim. Öyle yapalım mı? Yok olmaz. Gideceğim diyecek. Birisi gitmeyecek. Yani aynı yemeği yemek de keyif vermez ki. Sen insana. Şimdi senin gibi düşünen bir adamla yapabilir misin? Hiç sanmıyorum. Benim gibi düşünen bir adamla yapamam diyorum zaten. Zıttım olması lazım. Ha, evet. Zıtlar birbiriyle anlaşır diyorum. Bak benim dediğime geldi. Şimdi benim gibi düşünen bir adamla ben yapabilir miyim? Yapamam. Çünkü aynı yerden baktığın insanla yapamazsın. Ya, bu bence bunun çok formüllü bir şey ya da olası bir şey değil bu. Yani bunun öyle de böyle de çok örnekleri var hayatın içerisinde gözlemliyoruz. Aynı noktadan bakıp da anlaşıp bir hayatı sürdürenler de var. Zıtlar birbirini çeker. Şimdi bak ben hiperaktifim, tamam mı? Beni dengeleyecek adam sakin bir adam olmalı. Hı-hı. Hareketli bir adam olursa birbirimizi yeriz yani. Tabii. Şimdi denge olması lazım. Dünyanın bir dengesi var. Artı eksi. Evet. Şimdi iki tane artı iki tane eksi yan yana olmaz. Bir yerden sonra sıkıntı çıkar. Peki ruh ikizi nasıl oluyor? Ne bileyim ben, tanısam zaten sana açıklamasını, Türkçe mealini yapacağım. Sen benim ruh ikizimsin. Aa, birbirimize ne kadar çok benziyoruz diyor. Şimdi çok benzemek mi gerçek iyi bir şey, zıtlıkların olması mı? Yani sen siyah olacaksın, o beyaz olacak. Sen tatlı bence seveceksin, o da o ruh sevecek. İkizi de tamamlayıcı anlamında denilmek isteniyor. Aslında ikiz anlamında değil de o zaman dediğin gibi aynı kutuplar da birbirini iter. Eğer aynı olursa. Ama ruh ikizi bence tamamlayıcı anlamında kullanılıyor, mecazi anlamında diye düşünüyorum ben. Öyle ayrı ille ikiz anlamında birbirinin aynısı anlamında değil. O zaman çakışmalar söz konusu olur. İkisi de aynı şeyi istediği için yapmak ya istediği için. Ya şimdi bak. Belki, şimdi sen mesela ne yapıyorsun? Futbol seviyorsun. Birlikte futbola gidiyorsunuz. Abi bir gün biri futbola gidecek, biri de basket maçına gidecek. Yani bilmem, ben yapamam. Bilmem. Ben de yapamam herhalde. Ya sonuçta her insanın yaratılışı farklıdır. Hani burçlar olarak da söylüyoruz ama burçlar da 12 taneden ibaret de herkeste 12 tane karakter yok. Ama her birey ayrı bir şahsiyet karakterdir. Önemli olan bütün bu birinci, ikinci bölümde de bahsettiğimiz gibi birbirini anlamaya çalışmak. Zıtlaştıktan sonra, anlamak istemedikten sonra zaten bu mümkün değil. En sana doğru gelen şeyi bile zıt karşılıyorsan bu senin için sorun. Yani değildir. Bağdaşman mümkün değil. Şimdi ben sakin bir insanım. Hayatımda da sakin bir adam olursa canlı cenaze gibi olur arkadaş. Değil birisi mi? Ya zıtlıklar birbirini tamamlar diye düşünüyorum. Ama tabii bu ruh eşi dediğin şey bunun nedir? Bunun formülü odur diye değil aslında bence. Ruh eşi bence şu. Senin gözüne baktığı zaman seni anlayabilen, seni tamamlayabilen, hani tamamlanmak... İlle birbirinin aynısı değil demek tabii, istiyorum tabii. Ben de. O mecaz anlamda ruh ikizlidir. Yani yoksa sen şunu isterken o da onu istiyorsa o zaman çakışırsın. O olmaz. Ama neye nasıl baktığın da önemli ruh ikizliği anlamında. Oraya çünkü genel anlamda da şunu söyleyeceğim yine ben kendi fikrim olarak anlamak, empati kurmak, birbirinin için anlayış olursa toplumda paylaşılan her şeyin bir anlamı ve manası olur, güzelliği olur. Zıtlaşmak istedikten sonra ben merkezci, aşırı derecede ben merkezcilik yapıldıktan sonra zaten o insanın kendisi başlı başına bir problemdir. Hayatı sonuna kadar da o öyle yaşayacaktır ve öyle de teleşire gelecektir diye düşünüyorum. Bilmiyorum da şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanlar, teleşire gelemeyenler de var. Bana şey gibi geliyor. İnsanlarda ne var biliyor musun? Herkes birbirini gizlediği için... şimdi düşünsene...
Geçen mesela iki gün önce bizim bir konuğumuz vardı biliyorsun. Bir kere hayır demiş, o da evlilik yuva yıkılmış. Ondan sonradan hayatı değişmiş. Demek insanlar hiç birbirlerine gerçek yüzlerini göstermiyorlar. Gerçek yüzlerini göstermedikleri için de ne oluyor biliyor musun? Saklıyorsun kendini. Yani şirin gibi sinirleniyorsun ama canım diyorsun. O sinirlene canım diyor. Ve böyle olunca da belki de insanlar birbirleriyle yapamıyorlar. Şimdi sinirlenince canım diyen birisi direkt rol yapıyor demektir. Yani gerçek duygusunu ifade etmiyor, maskeliyordur demektir. O insanın da ben samimiyetine asla güvenmem. Seviyorsa ama, da sevmediyse de ben... Ama bak anlamıyorsun, ha, kibarlık, nezihlik başka bir şey. Bir de duygularını yansıtmamak için çok performans gösterip de maskelemek farklı bir şey bu. Ya mesela ben bazen insanların işte üstüne giderim, üstüne giderim alttan alır. Ben alamam mesela. Ha, ben benim de çok öyle alttan alan bir tarz değilimdir. Yok. Benim üstüme gelirsem ben ne kadar alttan alabilirim? Bir yere kadar alttan alırım. Yani bir yerden sonra benim fabrika ayarlarım bozulur. Şartların artar tabii. Yani öyledir zaten ama normal olmayanı esas öbürü ya. Diğeri samimiyetsizliktir çünkü. Yani düşünsene ben şimdi senin söylediğin bir sözde çok aşırı derecede sinirlendim. Sana canım niye bunu böyle yaptın ki? Ben de bunu hayatta yapamam. Sizler, bana bunu yapan bir insandan da ben hiç güvenmem. İşte ben de güvenmem, onu söylemek istiyorum. O zaman ruhunu, fikrini, ne düşündüğünü kamufle ediyor, kapatıyor. O zaman da sevdiğini söylediği zaman da ben yine güvenmem. O zaman insanlar birbirine, insanı hayvandan ayıran özellik sadece konuşabilmeleri değil ki. Hayvanlar birbirine rol yapmaz, insanlar yapıyor birbirine rolü. Problemler bundan kaynaklanıyor zaten. Tölere etmek değildir bu, anlayışlı, naif olmak değildir. Millet şimdi bunun ardına sığınmaya başlamış. Yani belli etmemeyi marifet ya da olması gerekliliği olarak görünüyor. Hayır efendim, böyle bir şey yok. Sen çocuğuna, tamam çocuğuna yaklaşırken bağırarak, haykırarak ya da kırıcı olarak değil, bunu söylerse edersin ama hiç yapmaması bir gereken şeyde de ay canım ah keşke yapmasaydın diye de o çocuğu terbiye edemezsin. Eğer olmayacak bir şeyse, başkalarının hakkını çiğnediği bir şeyse, başkasına zarar verdiği bir şeyse ona da o şekilde davranamazsın standart bir ölçüde. Bu da doğru değil. Doğru değil çünkü. Yani çocuğunun özgürlüğünün, başkasının özgürlüğünün yerinde bittiğinin bilinmesini, gerekliliğini öğretmen gerekiyor. Ama öbür türlü sen çocuğun, hani normal beşeri ilişkilerde bir şeyden bahsetmiyorum. Gitmiş öbürünün kafasını kırmış. Ondan sonra yapmasaydın keşke diye de olmaz böyle bir ses tonunda karşılama. Senin buna yapmaya ne hakkın var diye sorgulayacaksın. Sesini aşırı derecede yükseltip ya da bir kavga dövüş olmasına da gerek yok. Ama öbür türlüsü de yine samimiyet değil, yine dürüstlük değil. Ondan çıkıyor zaten bunlar. Kızgınken iyi ettiğin zaman da yarın bir gün sahteliğin ortaya çıktığında işte al. Ama zaten şu an evliliklerin bitmesinin en büyük sebebi samimiyetsizlik. Bu samimiyetsizlik ya. Nişanlılık ya da sevgililik döneminde rol yapılıyor. Ondan sonra bir araya geldiğinde çorabını şuraya niye fırlattın, yorganı niye şuraya açtın, üstümden çok çektin olayından tut da en basit konulara. Benim bardağımlar niye suç... Ben öyle insanlar biliyorum ki bazıları, benim bardağım. Yani bu bardakla hiçbir şey... Ya şimdi temizlik hijyenin haricinde ya da benim yerime niye oturdun? O zaman onu yapıştır o koltuğu, onunla beraber yaşa. Bir hayatın içerisinde bir paylaşım var, insanlar bunu unutuyorlar. Yani tabii ki insanların şahsi eşyaları vardır. Özel şeyleri paylaşılmaz. Bunu demek istemiyorum. Ama şeye açık bir durumsa, topluma açık bir durumda da sen onu kişiselleştiremezsin tek başına. Ona bir şey uygulayamazsın, ambargo uygulayamazsın. Ambargo uyguladığın zaman da sorunlar ortaya çıkar tabii ki. Yani adam da dağınık olabilir, kadın da, ama evlilikte de mesela ailede de uyum. Yani bir başkası değil ki, iki cadde ilerideki bir insandan bahsetmiyorsun ki, birlikte yaşam alanını kullanıyorsun çünkü. Birbirini anlamakla hükümlüsün. Bunu beceremeyen insanın bence de normal olduğunu düşünmüyorum. Değildir çünkü. O zaman başka bir psikolojik sorunları vardır sanırım. Sonuçta o gün rahatsızsa, bulaşıkları yıkayamadıysa, sen al bulaşık makinesine koy. Eline yapışmaz. Çünkü o bardak tabakla sen de yemek yiyorsun. O ev içinde beraber yaşıyorsun.
atıyorum. Kadın rahatsızsa atıyorum, adam için söylüyorum. Ya da adam beyi işte ne bileyim ben o gün eve gelirken, işten gelirken ekmek alamamış. E sen bir markete telefon aç ya da sen 5 dakika aşağı in al. İlle senin o görevin diye bu tartışma konusu olacak ya da bahane olacak konular değil. Esas temelinde başka konular vardır da o zaman bahane etmesi hiç zor değil. Çok kafiyeli oldu değil mi? Yani böyledir. Hayat paylaşınca güzel. Bir bardak su da olsa, bir sohbet de olsa değil mi? Yani o zaman ben dikim paylaşmam, ben şunu öğretirim. Böyle bir yaptırımlarla kimse kimseyle anlaşamaz. Ne anne çocukla anlaşabilir, ne çocuk annesiyle, ne babasıyla, ne kardeşiyle. E anlaşma anlaşma, kimle anlaşacaksın? O zaman kimle anlaşırsan git onunla yaşa. Aynı içerisinde olup da savaş vermenin anlamı yok. Kimle savaşıyorsun sen? Karşı bir düşman hattıyla değil ki. E buna anlayarak, bazı şeyleri tölere ederek, empati yaparak ancak bu sağlanır. Bu empati yaptığın insan aile bireyleridir, aile içerisinde, kavramın içerisinde. Başka insanlar değil ki, bir yabancı değil. Ki bir yabancıya bile zaten yaptırım uygulayamazsın. Sen git de bakalım, başkasının evindeki keyfine karış bakalım. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Aynı evde televizyon seyrediyorsan, çocuğun ders çalıştığı zaman sesini çok fazla bencilce açamazsın sesini. Açtığın zaman kendi çocuğuna zararın vardır. Çocuk da bir müzik açtığı zaman atıyorum, senin gazete okumana engel. Yani bunlar hep birbirine bağlı şeyler. Ama hep konuşulan şeyler ve her şey de temelden çıkıyor işte maalesef. Herkes benim çok konuştuğumu söylüyor. Bak ben susmayı da biliyormuşum. Yani ben de bir konuşayım dedim. Çok sessizlik olmasın dedim. Hani bildiğim ve olması gereken şeyleri söylüyorum. Yanlışım varsa söyle. Hani böyledir yanlış yani. Yanlış anlamında söylemiyorum. Araya espri sıkıştırıyoruz. Artık yani insanlar sevgicim görüp duyuyorsundur. İnsanlar metroda da ya da toplumsal taşıtlarda yani ya sen de gideceksin aynı yöne ben de gideceğim. Sen hala orada İngilizce de yazıyor, Türkçe de yazıyor. Sol tarafta durmayın diyor kardeşim metronun merdiveninde. İdraksız mısın? Okuyayım. İlk defa mı biliyoruz? Hala o da değil. Niye orada yolun ortasında duruyorsun, başkasına engel oluyorsun? Ya da ille metro olması gerekmiyor. Bu kapı ağzında, önünde, yolun ortasında durma nedir? Bir arkadaşla sohbet ediyorsan biraz kenara çekilinir. Yani orada sen kullanmıyorsun ki. İnsanlar yürürken de bencilliklerini ortaya çok çıkarıyorlar. Araba kullanırken de. Evet, çünkü sadece kendinden başka birey yaşamıyor sanki orada. Ben bununla çok karşılaşıyorum. Ama az bir kitlenin de bunun farkında olarak yaşaması onlara zehir oluyor hayat. Diğer öğrenmemiş, farkında olmamış ve saygısızları yüzünden. Ya öğretilmemiş, ha hala yetişkin olmuş, bir lavaboyu kullanmayı bilmiyor, bir mutfağı kullanmayı bilmiyor. Yani yetişkin bir insana bunlar öğretilmez ki. Aileden öğrenmemişsen, sen kendi kendine bilmem ne kadar olmuşsun yani bunu. Hiç mi idrak edip gözün görmedi? Gözün görmediğinde kalbin zaten görmüyor demektir. Ondan bu sorunlar. Geçen de birisi bir omzuma vurdu. Vuran erkek değildi metroya yaklaşık koşacağım derken. İnzibandı. Yani bir bayan maşallahı var. Ya tamam koşabilirsin, yetişebilirsin de benim gibi iri bir adamın omuzunu düşürdün ya sen. Mahvoldum. Demek ki kadınların gücü. Kadınların gücü değil, o hızla geliyor ya. Bir de sen boş bir andasın, ters yöne gidiyorsun. O oraya yetişeceğim diye. Şimdi bunu hani hep erkeklere kaba hareket yapılıyormuş gibi söyleniyor toplumumuzda. Şimdi haklı haksız meselesi ya da kadın erkek ayrımı yaptığımdan değil. Sakın böyle anlaşılmasın. Ama var ya bir erkek ancak bunu yapsa bu kadar şaşırabilirdim. Vallahi bu Amerikan futbolcuları var ya. Onun gibi böyle. Ama yakaladım yakalamadım metroyu bilmiyorum. Fakat benim kırık omuzuma üstelik vurdu. Beni mahvetti yani sen oraya yetişeceğim diye. Yani şunu demek istiyorum. Toplumda herkes ayrı bir birey ama tek başınıza yaşamıyorsunuz. Yolda yürürken de böyle telefonla karşıya geçiyor ya da yolda yürüyor. Gittiği yöne bakmıyor. Telefondan gözünü ayırmıyor ya. Yani hani geri zekalı olsa anlayacağım onu. O zaman ya yani. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi bak. Geri ileri zekayı testini biz yapmıyoruz. Şimdi bence normal değil onlar. Hiç bulaşmayalım onlara. Hayır. Tek başına yaşıyormuş gibi araba kullanan, tek başına yolda yürüyormuş gibi hareket eden zaten bence insanlıkla uzaktan yakından sadece görüntü insan. Toplumda yaşamasını bilmeyen insanlar köyüne dönsün. Bir dönsün kardeşim, dağda bahçede ancak öyle davranılır.
O kadar kalabalık bir metropol şehirde bu denli de olmaz. Sen ya evinde oturuyorsan rahatına bak telefonuna ya da bilmem neyine. Oturduğun yere, kalktığın yere. Ama sen bir toplumun içinde kaldırımda ya da yolda yürüyorsun ya da bir araca binmek zorunda. Sen bindiğin kadar o da binmek zorunda ya da gelen de var karşıdan. Bu kadar moron gibi gitmenin anlamı yok. Dök içini rahatla. Bu oh kadar. Be. Valla son zamanlarda metroyu hızlılık anlamında kullanıyorum da bıktım yani ya. Bıktım vallahi. Metronun kapısında duruyor. Sen kapısında, o metro zaten aynı yere gidiyor. Kapısında durunca ne oluyor? Sen yolu kapatıyorsun. Onun çıkış yeri sağ taraftır. Giren de sağdan müsaade edeceksin. Sen burada ortasında niye duruyorsun o kapının önünde? Niye duruyorsun kapının önünde Kadir? Niye istila ediyorsun, ortalığı karıştırıp ya, duruyorsun böyle, ya? Ya böyle işte. Ya insanlar yaşayış ve davranış şekilleriyle zaten kendilerini çok güzel ele veriyorlar. Öyle kaptırdı ki kendini gidiyor ya. Yayını bitirmesek devam edeceğiz vallahi. Ya bitiyor mu? Daha söyleyeceklerim vardı. Son 3 dakika. 1 dakikasını ben alayım, 2 dakikasını ya, keza ben alayım. Son olarak şunu bir cümle daha bir şey söylemek istiyorum toplamında. İnsanlar, herkes ayrı bir kişilik ve karakterdir. Kendi başına ruh haliyle de olsa, bedensel olarak da olsa tabii ki kendine aittir. Ama toplumla ilgili olan şeyler söz konusu olduğunda bencillikle yaşayamazlar. Yaşamaları hakkı yok. Sen yürüyorsan bir başkası da yürüyecek orada. Yolda tek başına yürüyormuş gibi hareket etmenin bir anlamı yok. Yani bu şey değildir, medeniyetle alakası yok bunun. Ve bunu ben çok görüyorum. Maalesef yani kadın erkek de dahil çok görüyorum. Tek başına gidiyor sanki. Öyle değil mi? Araba kullanan bir insansın sen. Ne kadar söyleniyorsun gelene kadar. Değil mi? Ben söylemiyorum. Ben canım direkt dalışa geçiyorum. Ama tamam da işte yani ya yolunu kesiyorlar ya makas atılıyor ya bilmem neyi. Sanki babasının yolu. Bu yapılıyor maalesef. Değişmez biliyorum ama ben en azından içimi dökmüş oldum. Ne diyelim şimdi? Dök içini rahatla oldu bugün programımızda. Evet, oldu. Zaten son 2 dakikaya girdik zannediyorum. Artık son dakikaların içerisindeyiz sevgili izleyiciler. Tabii ki hayatın içerisinde toplum kurallarına uymak gerekiyor. Ve toplum kurallarına uyarken de birbirimize her şeyden önce saygılı olmak bunu demek yani, istiyorum tabii. Her şey olabilir. Bazen benim bile kafam dalmış oluyor. Birine çarpabiliyorum. Önemli olan çarpabilirsin. Her dalgınlık şey olabilir. Dalgınlık değil ama demek istediğim. Yani işte onu o ayrı istisnai ayrı bir şey. Son 30'a geldik ya. 30 saniye mi yedin 2 dakika? Kadar. Tamam sus. 6 dakikadır konuşuyorsun. Evet sevgili dostlar, Allah nasip ederse pazartesi yine saatler 14'ü gösterdiğinde TV 52 ekranlarında olacağız. Güzel bir hafta sonu geçirin. Havalarından çok emin değilim ama bu havalarda da evde oturulur sıcak sıcak. Başka da bir şey yapılmaz. Ne yapacaksın? Ya da AVM'lere koşturulur. Hiç sevmem AVM'leri. Kalabalık yerleri hiç sevmiyorum. Bunaltıyor beni. Bu arada ne yapıyoruz? Topraklar toprağa, havalar havaya, ateşler ateşe, sular sulaya. Artık kim nereye gitmek istiyorsa gitsin. Hep söylediğim gibi sevmekten, gülmekten, hayal etmekten, dua etmekten ve kendinize inanmaktan vazgeçmeyin. Allah'a emanet olun. Mutlu hafta sonları. Görüşmek üzere. Bay bay.